İyi akşamlar. Mardev TV'ye, kültür sanat programımız Karalama Defteri'ne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Yine değerli bir konuğum var ve güzel bir yayın olacağını umuyorum. Ve daha fazla bekletmeden sizlerle buluşturayım. Evet dostlar, bu akşamki Karalama Defteri program konuğum, televizyoncu, program yapımcısı, gazeteci, şair, araştırmacı yazar, Şükrü Yıldız. Sayın Yıldız, Karalama Defteri'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. Evet hocam, ben öncelikle yayına bizi izleyen dostlarımıza sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Ardından Eyvallah. Yayınımıza geçelim. Şükrü Yıldız, Eylül 1969 Elbistan'da ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. İlk orta ve lise eğitimlerini Türkiye'nin çeşitli illerinde tamamladıktan sonra üniversite eğitimini tamamlamak üzere 1988'de yurt dışına çıkar. Norveç ve Almanya'da medya ve medya teknikleri alanında eğitim görür. 1990-1992 yıllarında yabancılara ve özellikle de Türkiyelilere karşı geliştirilen saldırılara karşı antifaşist gruplar içerisinde aktif rol alır. 1998-2000 yılları arasında Brüksel'de Avrupa Birliği çalışmalarını Avrupa Parlamentosu'nda gazeteci olarak takip eder. Aynı yıllarda Avrupa'daki Türkiye Alevi kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları Alevi Kuruluşları Eğitim Üst Kurulu'nda yönetici olarak görev alır. Almanya'da Alevilik derslerinin okullarda verilmesi için yürütülen çalışmaları örgütleyenlerdendir. Birçok uluslararası haber ajansında muhabir ve gazeteci olarak görev yapan yazarımız, özellikle Avrupa'da yaşayan Türkiyelilerin inanç ve etnik yapıları ile ilgili konularda özel çalışmalara imza atar. Birçok dergi ve gazetenin yayınına başlamasında görev ve sorumlulukta bulunur. Aşık Mahsuni Şerif ve Profesör Doktor Mehmet Altan gibi başarılı akademisyenlerin de köşe yazarı olduğu Dem gazetesini yayın hayatına kazandırır. Alevi penceresinden dünyaya bakan TV kanalları kurar. Bu televizyonlarda ortaklık, yönetim kurulu üyeliği, genel müdür, genel koordinatörlük ve genel yayın yönetmenliği gibi görevleri üstlenen Sayın Şükrü Yıldız, bugüne kadar TV Avrupa, Düzgün TV, Su TV, Dem TV, Kanal 12, TV 10 ve bugün itibariyle de alternatif medyanın önemli muhalif kanalı olan Can TV gibi alternatif televizyon kanallarını Alevi toplumuna kazandırır. Semah Medyası'nın da kurucusu olan Sayın Yıldız'ın şimdiye kadar yayınlanmış 7 kitabı bulunmaktadır. Yalanı Reddetmek, Aleviler ve Kemalizm Araştırma, Ararat Tufanı, Tapıcısı, Şiir, Eflatun Yarime, Şarkılar, Şiir, Alevilik Notları, Röportaj, Alevi Asimilasyonuna Karşı Durmak, Makaleler, Aç Kal, Alçalma, Alevilik Yazıları, yine makaleler, Etnik Arındırma, Kültürel Soykırım, Terolar kitaplarıyla Sayın Yıldız bizleri buluşturmuş durumda. Sayın Yıldız halen eşi ve çocuklarıyla birlikte Almanya'da yaşamaktadır. Evet dostlar, Sayın Yıldız, sizi tanıtırken eksik bıraktığımı düşündüğünüz bir bölüm varsa siz de ekleyebilirsiniz. Eyvallah, dilinize sağlık hocam. Yani eklenecek bir şey yok burada. Söyledikleriniz için de teşekkürler. Rica ediyorum. Evet dostlar, ben bu arada tabii dün yaşanan bir olaydan yola çıkarak böyle bir mesaj da paylaşmak istiyorum. Uzaklaşırken bir şehir söz etmeli senden ve geçmişinden. Uzaklaşırken bir şehirden o da uzaklaşmalı senden. Sadece bir gül düşmeli ikinizin elinden. Demiş usta şair Abdullah Nefes. Maalesef dün akşam saatlerinde edebiyatın güçlü kalemlerinden Abdullah Nefes
tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Ailesi, yoldaşları, dostları ve tüm sanatseverlerin başı sağ olsun. Eserleri ve anılarıyla yaşasın diyorum. Abdullah Nefes'i de anarak başladık. Söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam bu konuda? Devri daim olsun. Yani biz artık birçok değeri yavaş yavaş kaybediyoruz aslında. Bunlar bize birçok miras bıraktılar ve bu mirasları bu toplumda ne kadar kabul görüyor, nasıl değerlendiriliyor meselesi aslında çok tartışılacak konulardan bir tanesi. Çünkü toplumun yönelimleri, beklentileri, genç nesillerin beklentileri büyük bir değişim arz ediyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte okuma, yazma, yaratma meselesinin alanları da değişti. Yani diyelim ki eskiden kitap yazmak gibi bir durum var iken şimdi bir app nasıl yazabiliriz diye uğraşan bir gençlik var ve bunu hedefleyen bir toplumsal yapı var. Dediğim gibi yani her gün bir değerimiz bizden ayrılıyor ve bunlar ayrıldıkça da aslında biz kazanımlarımızdan, birikimlerimizden olmuş oluyoruz. Ama kalan ve yarattıkları bize bıraktıkları da önümüzdeki süreçte toplumumuzun değerleri olarak aramızda yaşamaya devam edeceklerdir. Evet, aynen katılıyorum. Evet dostlar, bu akşamki yayınımıza araştırmacı, yazar, şair, çok yönlü bir konuğum var. Ve biyografide de açıkladığım gibi kendisiyle yayın esnasında yayınlanan kitaplarını, şiirlerini, diasporadaki yaşamı, gazete ve internet sayfalarına yazı ve makaleler yazan, Can TV çalışmalarında bulunan televizyoncu, programcı bir dostumuz. Yöre ve yöre insanlarımızın gereksinimlerini ve ihtiyaçlarından tutun da güncel ve siyasal gelişmelere kadar birçok konuyu ele alacağız. Şimdiden ikimize de kolay gelsin hocam. Ve hemen klasik ama gerçekten de bu pandemili günleri yaşıyoruz malum. Sağlık durumunuz nasıl? Yani şu anda şöyle diyebilirim, yani çevremizde çok hastalanan oldu. Biliyorsunuz bizi televizyonu da bir ara vurdu. Çalışanlarımızdan birçokları koronaya yakalandılar ve bunu kazasız belasız bir şekilde atlattık. Şahsımın da böyle bir durumu söz konusu olmadı. Bize daha gelmedi. Ama dediğim gibi çevremizde yaygın bir şekilde, özellikle biliyorsunuz İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde, bölgesinde insanlarımız yaşıyor. Onlar arasında hayatını kaybedenler oldu koronadan. İşte bizim köylülerden de, akrabalarımızdan da koronadan hayatını kaybedenler oldu. Benim için en büyük kayıplardan bir tanesi de adını taşıdığım Şükrü Yıldız'ın hakka uğurlanması olayına da korona vesile oldu. Bunu söyleyebilirim. Yani şu anda sağlığımız, durumumuz iyidir. Kendimizi bir nebze koruyabiliyoruz diyebilirim. Evet, yani ne yazık ki söylediğiniz gibi yakın çevremizden sevdiklerimizi de kaybettiğimiz ve daha çok kayıpları yaşamamak adına hem kişisel önlemlerimizi alalım ve bu süreci de daha az bir kayıpla kaybedelim diliyorum. Biraz önce de sizin de söylediğiniz gibi malum bu koronanın size bana uğramadı dediniz. Uğramazsın da hiçbir gereği yok. Bana uğradı. Evet. Nasıl bir süreçte geçtiğimi, nasıl bir sınav verdiğimi biliyorum. Hepimize kolaylıklar diliyorum. Gerçekten sağlıklı günlerde buluşmak, gerçekten bu günlerde selamın bile kıymetli olduğu günleri yaşıyoruz. Umarız bu süreçleri aşarız. Evet hocam. Şimdi mesela bu korona yüzünden çok tartışmalar oluyor. İşte kimisi şöyle örgütlendirildi, laboratuvarlarda üretildi, kimisi işte şöyle oldu vesaire gibi tartışmalar yürüyor. Ama ortak ve söylenmesi gereken bir cümle var. İster laboratuvarlarda üretilsin, ister doğanın, iklimin zarar görmesiyle kendisini yenilemiş bir virüs olarak ortaya çıksın, sonuçta insanları öldürüyor. Böyle bir özelliği var. İnsanları yıkıyor. Onun için bu böyledir diye insanların tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Yani hangi gerekçeyle olursa olsun tedbirin elden bırakılmayacağı bir süreç içerisinden geçiyoruz. Yani bunun bilinmesi gerekiyor.
Kesinlikle, evet. Aynen katılıyorum. Bence bu bölümü geçelim. Birçok konuyu işleyeceğiz birlikte. Ve ben tabii ki yani ister istemez sürgünde ve işte Almanya'da yaşıyorsunuz. Politik gerekçelerle belki ülkeye gitme koşullarınız da elinizden alınmış durumda. Ve ben açıkçası bu diasporadaki yaşamınızla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle bir şey var aslında, yani ülkeden bu ikinci ayrılışımız gibi bir şey oluyor benim açımdan. İlk ayrılışımız 1988'e tekabül ediyor. Yani ülkeyi ilk terk edişim 1988'e tekabül ediyor. O zaman üniversite yıllarıydı. Üniversitede kaydımız vardı. Ama orada kalabilme imkanları ve şartları elimizden alınmıştı. Yani bizim eğitimimizi tamamlamak gibi, ülkede kalmak gibi durumun söz konusu değildi. O vesileyle yurt dışına çıktık ve 17 yıl yurt dışında kaldım. 17 yıl kaldım ve 2004 yılında tekrar ülkeye gitme imkanları ve olanakları doğdu. Biliyorsunuz o dönemlerde özellikle Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde düzenlemeler yapılıyordu, pazarlıklar yapılıyordu ve o pazarlıkların sonucu da birçok düzenleme hukuken, bugün işte tek tek geri alınan düzenlemelerden yararlandık ve 2004 yılında ülkeye gittim. 2004 yılında 2016 yılına kadar 12 yıl ülkede bir fiil televizyonculuk alanında çalışmalar yürüttük. Ve 2016 yılı sonrasındaki ülkede yaşanan durumu herkes biliyor. Yurt dışında yaşamanın daha güvenilir olduğu sonucuna vardı. Ve 2016'dan sonra Temmuz ki tarihinde biliyorum ki her ikisini de tarihi biliyorum. Aslında 1988'de yurt dışına çıktığım günlerin içindeyiz. Aslında ya işte Nisan'ın 28'i falandı yurt dışına çıktığımda 88'de. Tam yıl dönümüne tekabül ediyor bu günler. Temmuz, 1 Temmuz'da da Türkiye'den ayrıldık. 1 Temmuz 2016 yılından bu yana da yine Almanya'nın Köln şehrinde yaşamaya devam ediyoruz. Hayatımızı burada idame etmeye çalışıyoruz. Yani burada yaşamanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi sizin birlikte büyüdüğünüz, birlikte yaratmış olduğunuz değerlerin orada kalıyor olması ve sizin onlara ulaşma. Mesela bazen şöyle var, bir imkanınız vardır, siz gitmezsiniz ama gideceğinizi bilir, bu imkanım var diye düşündüğünüz zaman sizi rahatlatan bir pozisyon ortaya çıkabilir. Ama gidemeyeceğinizi düşündüğünüz anda itibaren bu huzursuzluğa vesile olan bir duruma tekabül ediyor. Aslında bu huzursuzluğun içerisinde bir süreç, bir yaşam idame ettirmeye çalışıyoruz. Peki hocam şöyle söylesin. Sonuçta diasporada yaşamak zorunda yani kaldınız. Yani 2004'ten belirli bir süreliğine gitseniz bile son dönemlerde yine yasaklı bir durumunuz veya sıkıntılı süreç yaşanıyor. Ülkeyle olan bağınız hangi oranda sürmekte şu an itibariyle? Yani şimdi oradaki ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımız, dostluklarımız bir şekilde devam ediyor. Yani kaldı ki çalışma alanımızın temelinde, merkezinde yine Türkiye var. Yani her ne kadar biz Avrupa'da yaşıyor olsak da bir kuşak, ki bir iki kuşağın bizim üzerimizden geçmesi gerekiyor ki o bağ zayıflasın. Mesela diyelim ki 1960'larda Türkiye'liler Almanya'ya gelmeye başladılar. O kuşakların tüm beyni, ruhu ülkeyle ilintili idi. Ta ki 1990'lara kadar, yani bir 30 yılın, 40 yılın geçmesi gerekiyordu ki bu insanlar bulundukları yerde bir ilişkilenme ağı geliştirebilsinler. Yani dili bilmiyorlardı, yemek kültürleri farklıydı, ilişki biçimleri farklıydı ve her zaman memlekete dönecek ruh hali vardı. İlgi alakalar da mesela şu anda o kuşağın da bizim de, yani biz de aslında o kuşak gibi yaşıyoruz. Yaşadığımız ülkelerin
İçişlerini Bakanlığı, Başbakanlığı belki biliyoruz ama onun ötesine giden siyasi partilerini vesaire çoğunu bilmiyoruz. Yani Türkiye'de ise bu tüm siyasi partilerinden tutun örgütlemelere, derneklerine kadar, köylerine kadar bunları biliyoruz. Çünkü yoğunlaşmamız, bilgi birikimimiz, bilgi ve alakamız bunlarla örtüşmüş burada. O anlamda biz yurt dışında da olsak yaşam, ilişki biçimi, tarz itibariyle biz ülkemizde yaşamaya devam ediyoruz yani. En azından bizim kuşak bizler. Ama bizden sonrakilerin bu kadar bağ var mı diye sorarsanız, hayır, o bağ giderek zayıflıyor. Ki mesela Maraşlarının en temel özelliklerinden bir tanesi cenazelerini sürekli memlekete götürürler. Bir sonraki kuşağın böyle bir yaklaşımın olup olmayacağını bilemiyoruz. Yani şu anda görünen odur ki bu bağ kopmuş durumda. Burada doğmuş büyümüş gençlerin böyle bir ilgisi söz konusu değil. Yani bunu da görmek gerekiyor. Evet, ben hatta şöyle düşünüyorum. Fiziki olarak bedenimiz Avrupa'da ama ruhen kafa olarak ülkedeyiz. Ülkede yaprak kıpırdasa reaksiyon veriyoruz. Ama yaşadığımız yere karşı da sorumluluklarımızın olduğunun farkına varmak, buradaki yaşamımızı da iyileştirmek, düzeltmemiz gerektiğini kanısındayım. Yani mutlaka ama Avrupa ülkeleri de... Burada da bunu bırakmıyorlar. Yani temel mesele temel de Avrupa'nın politik yapılanmasında entegrasyon mu, asimilasyon mu esas alınıyor meselesi var. Ve Avrupa'da ki mesela Almanya'da son dönemlerde yürütülen tartışmalara dikkatlice bakılınca şu rahatlıkla görülüyor. Temel siyasetini ve politikasını asimilasyon üzerine kurmuştu. Evet. Ve bunun izahatını da şöyle yapıyorlar. İşte biz hem ekonomik olarak ileri bir seviyedeyiz, hem de kültürel yapımız çok ileri olduğu için işte fakir ülkelerden gelenler ve daha geri kültürlerden gelenler, onların algısı ve söylemiydi. Bu üst kültüre doğru evrilecekler diye bir beklentileri vardı. Ama şu anda 2020 yılı oldu. Bu beklentilerin çok tersten bir durum yarattığını, aksine Avrupa'nın, Almanya'nın mesela tüm alanlarda gettolar oluştu. Yani artık Türk mahalleleri var. Türk mahallelerine girdiğiniz zaman sizin Almanca konuşmaya da ihtiyacınız yok. Doktorundan tutunuz, belediye çalışanından tutunuz, avukatından, hakiminden, savcısına kadar, polisine kadar artık kendi kimliğiyle duran, kendi kimliğiyle duran. Dikkat edin, onu açıkça söyleyeyim. Yani entegrasyonu da bir yana itip kendisini ülkenin, kendi ülkesinin bir parçası gören ama burada da işte ne bileyim Almanya'da polis olan, Almanya'da savcı olan, hakim olan insanlar var. Reflekslerini de Türklere ve Türk olarak veriyorlar. Yani Türkiye'nin siyasi politik yapılanmasına göre veriyorlar. Böyle de bir durum söz konusu. Onun için yani burada bu politikaların sonucu aslında bir duyarsızlığın ve tepkinin gelişmesi durumu da söz konusu. Yani mesela siyaseten siz biraz bilgi birikim sahibi olduğunuz zaman yani Almanya'nın Merkel hükümetine nasıl saygı duyacaksınız? Sizin topraklarınızın bombalanması, savaşın sürmesine vesile olan grupların desteklenmesi, muhafazakar ırkçı ve faşist güçlerin ondan beslenmesi gibi bir durum karşısında siz daha uzak bir pozisyon içerisine girebiliyorsunuz. Aslında bir anlamda kendini koruma refleksi toplulukların bilinçli olarak yaptıkları değil ama doğasında olan bir refleks ve insanlar aslında bu refleksi Avrupa'da veriyorlar yani. Bizim davranış biçim ve tarzımız aslında bilinçsiz de olsa yani ben bilerek böyle bir davranış içerisine giriyorum demesek de böyle bir durumu ortaya yaratıyor, tepki yaratıyor, gerginlik yaratıyor. Dikkat ederseniz Türkiye'li topluluklarda özellikle Avrupalı insanlara karşı nasıl işte ırkçıların bir tavrı vesaire var ise onların da karşı bir tavrının geliştiğini görmek gerekiyor. Yani onları öteleyen, dışlayan, onlarla birlikte olmak istemeyen bir ruh halinin de egemen olduğunu ve bunun da sorumlusunun da hükümetler ve devletler olduğunu da görmek gerekiyor.
Kesinlikle. Ben zaten uyum ve entegrasyon konusunda ne düşünüyorsunuz diye soracaktım. O konuya da girdiniz. Ama biraz önce de küçük de olsa değindiğimiz ama ciddi anlamda kuşaklar arasında farklılıklarımız da var. Ne yazık ki kendi çocuklarımıza bile yeni bir jenerasyon noktasında zaman içerisinde makas gitgide açılıyor ve kültürel anlamda yaşadığı yerin kültürüne yoğunlaşınca ister istemez kendi kültürüne yabancılaşabiliyor ve bu anlamda da sıkıntılar yaşayabiliyoruz. İsterseniz bu konuda küçük bir şey söyleyeyim. Şurada şöyle bir şey de var. Mesela bazen geçmişimize ya da aynayı kendimize tuttuğumuzda şöyle bir realiteyi de görmemiz gerekiyor. Mesela biz Avrupa'ya geliyoruz. Avrupa'ya geldiğimizde birçok fedakarlıkta bulunuyoruz ve çocuklarımızın geleceğidir diyoruz. İşte çocuklarımız kendi kültürlerini yaşasınlar, kendi kimliklerini yaşasınlar, özgürlüklerini yaşasınlar vesaire cümleleri arka arkaya düzüyoruz ve bunun mücadelesi veriyoruz. Ama sonuç itibariyle dönüp de çocuklarımıza baktığımızda bu çocuklar ne kültürleriyle, ne kendileriyle, ne özgürlükleriyle ilişkilenmiş bir pozisyon içerisindeler. Yani tam aksine bir kayboluşun başka bir cepheden örgütlendirilmiş resmini görüyoruz burada. Ve bunu da biz kendi ellerimizle örgütlüyoruz ve bunun gerekçesini de aslında kendimizi kandırmak suretiyle yapıyoruz. Yani hep kendimize yalan söylüyoruz. Yani toplumsal ortaklaştırılmış bir yalan üzerinden aslında sorunlara yaklaşıyoruz. Bu biraz da aslında Türkiye'den kaçışımıza bir gerekçe oluşturma, arama, bulma mekanizmasının da bir parçası oluyor. Yani aslında biliyoruz o ülkenin o toprakları terk etmememiz gerekiyor. Çünkü yaşam ilişki tarzımız ve biçimimiz bunun üzerine kurulmuş. Kültürel yapımız bunun üzerine kurulmuş. Ama kaçmışız. Ama bunu nasıl gerekçelendireceğiz? Çocuklarımız, geleceğimiz, rahat yaşam vesaire diyoruz. Ne bir rahat yaşam bırakabiliyoruz, ne özgürlükleri bırakabiliyoruz, ne kendilerinin tarihlerine, geçmişlerine, kültürlerine sahip çıkabilecek bir ortam bırakıyoruz. Sadece ve sadece onlara bıraktığımız Avrupa hakim sınıflarının ihtiyaçlarını karşılayacakları birer makine olmalarına vesile oluyoruz. Onların egolarının güçlendirilmiş ve kendisinden başka kimseyi düşünmeyen bir sosyal yapının temsilcisi olmalarına vesile oluyoruz. Bu da aslında yaratmak istediğimizin dışında bir şey. Yani insanların fedakarlık yapıp insanların ömürlerini verdikleri tam aksine bir durum. O anlamıyla da karşı durduğumuz şeyin kendisi biz oluyoruz. Evet. Arada bir takılıyor gibi geldi bana bağlantıyla ilintili. Arkadaşlar da benim gibi düşünüyor mu acaba? Yani sesle ilintili küçük bir sıkıntı yaşadım son anlarda. Arkadaşlar da bununla ilintili bilgi yazarlarsa en azından ona da dikkat ederiz. Dediğinize katılıyorum. Hatta ben Avrupa'ya çıktıktan birkaç yıl sonrası kendim içerimde böyle küçük bir hesaplaşma yaptım. Ülkeden kaçışla başlayan kendinden uzaklaşma, yozlaşma ve yabancılaşma diye buna eksenle hem gelişimle, geldikten sonraki dönüşüm ve değişimle ilintili hem de buradaki gözlemlerimle ilintili küçük bir şey paylaşmıştım. Açıkçası bu bölümü geçelim istiyorum. Ve hocam sonuçta hem siyasetçi hem gazeteci kimliğiniz yanı sıra yazarsınız da. Edebiyat dünyasına kazandırdığınız 7 tane kitap var. İsterseniz bu kitaplara kısa kısa değinelim istiyorum. Yani yazar Şükrü Yıldız'ın şimdiye kadar yayınlanmış 7 kitaplarından ikisi şiir, araştırma, röportaj, derleme üzerine makalelerin de olduğu 5 ayrı farklı kitabınız da var. İlk kitabınızdan başlamak istiyorum. Yalanı Reddetmek, Aleviler ve Kemalizm araştırma kitabınız. Mekrican yayınlarında 1999'da çıkıyor. Mutlaka ilk kitabınızın sizin için başka bir anlamı vardır. İlk göz ağrınızdır. İsterseniz bu kitaptan, bu kitabın oluşması nedeninden ve sizi teşvik eden destek
nereden bahsediyor? Evet. Şimdi o kitabın hikayesi şöyle aslında. O kitap 1994 yılında hazırlandı. Biliyorsunuz o dönemlerde işte Sivas katliamı yaşanmıştı. Sivas katliamı öncesinde de Alevi örgütlenmelerine dair tartışmalar yürüyordu. Ve bu tartışmaların bir parçası olarak da o dönemlerde Kürdistan Aleviler Birliği'nin oluşması gündeme gelmişti. Kürt Alevileri kendilerini izah edecekleri bir mecranın bırakılmaması üzerine kendi kimlikleriyle bir örgütlenmeye gitmişlerdi. Ve bu örgütlenmenin bir parçası olarak da tartışmalar yürüyordu ve en çok ilişkileri idi. İşte bizim o zaman Hakk'a yürüyen Latif Kalferat hoca vardı. Biz onunla bir toplantıda sohbet ederken bu konunun kaleme dökülüp, yazıya dökülüp tartışılması gerekir diye düşünmüştük. O vesile hazırlanan bir broşürdü. Kemalizm ve Aleviler başlığıyla. Özellikle Kemalizm'in Alevi toplumu içerisinde yaratmış olduğu talimatları esas alan, Alevilere yönelik siyasetini ve örgütlenme biçimini nasıl geliştirdiğini ne dikkat çeken bir kitaptı. Öyle bir çalışmaydı. Ama biliyorsunuz işte 1990'lı yıllar daha çok böyle siyasetin gerginliğinin işte yoğun olduğu bir dönemdi ve bu dönem içerisinde bir kitabın hazırlanması da daha çok böyle propaganda içeriğini daha fazla barındırıyordu. Ki Sivas katliamı da yaşanmıştı o dönemde. Şimdi Sivas katliamı zaten o kitaptaki ikinci ana bölümde Sivas katliamı ile ilgiliydi ve daha sonraki yayınlarda da kullanıldı. Kemalistlerin Sivas katliamı diye aslında bir değerlendirmeyi de içeriyordu. Yani Kemalizmin aslında örgütlenme biçimi ve tarzının bir sonucu olarak Sivas katliamını değerlendiriyordu yani bu kitapta. O kitabın en önemli bölümü, bakın şimdi işte bunu söylerken aklıma geldi, 94 değil 93. Şimdi oranın, o kitabın en ilginç bölümü Latif Kalferat'ta yapılan bir röportajdı. Yani o röportaj bir o zaman yayınlanan bir günlük gazete için yapılmıştı. Onu da kitaba koydum. Şimdi Latif Kalferat'la yapılan röportajda röportaj Sivas katliamının 2 hafta öncesine tekabül ediyor. Ve Latif Kalferat'ın o gün yapmış olduğu değerlendirme Sivas katliamı yaşandığı zaman birebir örtüşen değerlendirmelerdi. Ben onun şeylerine o polemiklerine girmeyeceğim ama sonuç itibariyle bu katliamın bir cephesinin sorumlusunu da Alevi örgütlenmesinin içerisinde olduğunu beyan etmişti Latif Kalferat. Ve bu anmanın organizasyon ve tarzı biçim itibariyle Alevileri katliama götüreceğini, Alevilerin orada saldırılara maruz kalmasına vesile olup farklı durumların yaratılacağına dikkat çekmişti. Çünkü o dönemler Sivas bölgesinde aktif olan gruplar vardı. Özgürlük mücadelesinin etki alanında en yaygın olduğu kesimlerden bir tanesi de Alevilerdi. Ve Alevilerin Cumhuriyete yönelik eleştirilerinin de en yoğun biçimde kendisini hissettirdiği dönemlerdi. Yani Alevilerin kendilerine yönelmeleri ve kendilerini bulma süreci içerisinde gelişen tartışmaların hedefinde onu bugüne getiren devlet yapılanması ve sistemi vardı. Bunun tersine çevrilmesinin bir aracı olarak da Sivas katliamı yaşandı. İşte bu kitapta da bu durumlara dikkat çekiliyordu ve bu durumun
aslında bugün Alevilerin içerisinde olduğu durumun ana ve temel sorunlarının Cumhuriyet'in kurucu bir şekilde bu kurucuların aslında geliştirmiş olduğu siyasetin, yani Türk ve İslamcı siyasetin bugün geldiği noktada daha doğrulanır bir pozisyon içerisinde. Yani Türkçü MHP ile İslamcı AKP yan yana geldiğinde Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının oluşturmak istedikleri kimliği net bir şekilde görebiliyoruz. Onlar böyle bir kimlik oluşturmak istediler ve şu anda da bugün itibariyle de böyle bir Türkiye mevcut. Yani bu kitap bir anlamda o dönemi ele alıp bugün yaratılmak istenen sürece dikkat çeken bir çalışmaydı. Evet, zaten sanırım söylediklerinizden yola çıkarsak 90'lı yılların o beyaz torosların kaybetmelerin yoğun yaşandığı bir dönemi ve aynı zamanda da Kemalizmin işte birazcık da üzerindeki eleştirisini içeriyor. Ama 7 tane kitap var, ağır evet. Konularımız var. Bence diğer konulara da geçelim istiyorum. Ama bu arada bir sesinizde bir takılıyor. Yanınızda herhangi bir bağlantıyla ilintili başka bir şey açıksa belki ona şey yaparsanız, yani daha anlaşılır, daha bağlantımızın daha güçlü olduğu bir şey olursa daha sevinirim. Tamam, aslında şey yapabiliriz. Biraz mikrofon benden uzakta duruyor. Bundan kaynaklı bir şey olabilir. Mikrofonumuzu böyle yakınlaştırabiliriz. Belki böyle yaparsak mikrofonumuzu da yakınlaştırmış oluruz. Tamam, yani şey için söyledim, o takılma donma gibi bir şeyler oluyor. Yani sıkıntı daha çok sesinizle anlaşılmamakla alakalı değil. Onun için anladım. Yani anladım. İstiyorum ki arkadaşlarımız, dostlarımız daha eyvallah. Zevkli ve hem görsel hem ses kalitesiyle iyi bir yayına imza atalım. Ve ikinci kitabınız Ararat Tufanı Tapıcısı. Şiir kitabı. Tapıcısı, evet. Mekrican Yayınları'nda 2000 yılında yayınlanmış. İsterseniz hemen bu kitabın özellikle şiir kitabınızla ilintili ne söylemek istersiniz? Şöyle bir şey var. Aslında ortaokuldan beri yazıp çiziyorum kendime göre. Aslında bunlar şiir çalışması. Yani aslında ruhun aklında geçenin bir anlamda kelimelere dökülmesi olarak izah etmek gerekiyor. Biçim ve tarz olarak ne kadar uygun düşer, ne kadar birebir örtüşür, o ayrı bir mesele. Ama sonuç itibariyle insan duygularını bir şekilde izah etme ihtiyacı duyuyor ve bunların kelimelere dökülüş biçimi olarak da o kitap ortaya çıktı. Yani aslında o kitap, şurada bir şey söylemek istiyorum, bu yalanı reddetmek, Kemalizm ve Aleviler kitabında orada şöyle bir durum yaşadık o kitapta. O kitabı tabii dediğim gibi yani 93'lerde yazılmış, 94'lerde bitmiş bir kitabın 5 yıl, 6 yıl sonra tekrar gözden geçirilerek yayına verilmesi gerektiğini düşündüm. Onun için oturdum o kitabı tekrar baştan sona kadar, o broşürü yeniden düzenledim. Ki o dönemlerde bilgisayar falan zor bulunuyordu. Zar zor bir tane de bilgisayar almıştık, bir laptop almıştık. Bir gün Brüksel'den eve geldiğimde bütün kağıtların, dokümanların yani düzelttiğimiz hali kapının önünde bırakıp kapıyı açıp içeri girdiğimde kapının önüne bırakmıştım. Ve öbürsü gün kalktığımızda şey yoktu, laptop yoktu. Yani o düzenlemiş, yenilemiş olduğumuz kitap gitti. Onun için kitabın 93, ben de karar verdim. Demek ki bu kitap düzeltilmeyecekmiş. Yanlış yapmışım bu işte. Dedim ve kitabı 93'teki haliyle yayınladık. Yani düzeltilmemiş haliyle yayınladı. Onu da vurgulamış olayım. Şiirler de dediğim gibi o yıla kadar, yani 1999 yılına kadar yazdığım, çizdiğim şiirlerin bir bölümünden oluşuyordu. Diğerlerini de zaten Eflatun Yerime Şarkılar olarak daha sonra çıkan ve Türkiye'de basılan ilk kitabımda toparladık.
Evet, peki yani iki kitabı, iki şiir kitabını birlikte işleyelim istiyorum. Hem süreyi iyi kullanalım. Hatta siz de söylediniz, şiire olan merakınız nasıl başladı? Ya şimdi şöyle bir şey var, yani Alevi toplumunun şiirsiz olması yanlış. Mesela bizim oradaki geleneksel yapıda dedelerin, yani kantarma yanı başınızda, dedelerin çalıp söylediği, insanların çalıp söylediği ve çalıp söylemenin de kıymetli olduğu bir ortam içerisinde yaşıyorsunuz ve siz de doğal olarak onun bir parçası haline geliyorsunuz. Yani ilk yazdıklarınız genellikle bulunduğunuz yerle ilgili oluyor, mekanla ilgili oluyor, köyünüzle ilgili oluyor, belki ilk gördüğünüz kızla ilgili oluyor, aşık olduğunuz ilk kızla ilgili oluyor vesaire. Ama bunlar giderek sizin almış olduğunuz bilgi de birikime göre de değişiyorlar. Yani güçleniyorlar ya da daha geri bir pozisyonda kalıyor. Bir de şöyle söylemek lazım. Mesela benim kitaplarım oturup yazdığımız kitaplar değil. Yani sürekli hareket halinde iş yaparken ya da çalışırken bir şeylerle meşgul iken yazıya dökebildiklerimizden oluşuyor. Oturup mesela bilgimizi kitaplardan derlemiyoruz. Derleyemiyoruz, bunun fırsatı yok. Ama şöyle bir temel bilgi edinme kaynağımız oluyor. Biz toplumun direkt kendisinden bir bilgi edinme imkanı ve olanağı buluyoruz. Şiir de aynı şekilde. Yani biz şiirimizi kendi topraklarımızda, işte ne bileyim komşunun evine giderken, saz çalınırken oradaki yaşadığımız duygusal ortam içerisinde ona bir izahat getirme ve bir katkı sunma ya da kendimize göre bir değer yaratma anlamında ortaya çıkarıyoruz. Dediğim gibi bilgiyi yolda yürürken ediniyoruz diyorlar ya, Kürdün göçü yolda dizilir diye. Bizim de yaşam biçimimiz, yazı biçimimiz yolda diziliyor. Evet, ben fazla bu şiir bölümünü fazla değişmek de istemiyorum. Ama çok söylenecek, tartışılacak bölümü de var aslında. Ama şöyle sorabilirim. Şiir, şair Şükrü Yıldız için ne ifade ediyor desem? Kendini anlatmak. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın, insanların en zor yapabildiği şeylerden bir tanesi kendilerini direkt anlatmaktır. Ama siz kendinizi direkt anlatamıyorsanız şiir en iyi yol. Yani yazarak anlatamazsınız. Yazar bir yazıyı yazarak düz bir anlatım yapar. Mesela birisi size anlatabilir. Birisi duygularını size bakarak, aa bu falanca işi yapıyor, falanca böyle böyle biridir falan diyebilir. Bunun şey, ama şiir sizin kendinizi izah etmenize olanak sağlayan ve belki de bazen kelimelerin arkasında sizin mana verdiğiniz, mesela diyelim ki bir şiiri okursunuz, şiire sizin vermiş olduğunuz mana karşıdakinin anladığı mana değildir. Siz orada kendinizi saklarsınız. Kendinizi orada bulursunuz vesaire. O anlamda kendini ifade etmek diye düşünüyorum. Evet, peki hocam yine buna benzer bir soru olsun. Şiirin, şairin aynası olduğunu düşünüyor musunuz? Yani onu söylediğiniz gibi kendinizi ifade etme biçimi gibi söyleyince. Tabii başka bir şey ne oluyor zaten, arkasına baktığın zaman sen çıkacaksın ortaya. Ve dikkat edin, şiirde insanlar kendilerini saklamazlar. Şiirde kendilerini saklamazlar. Her yerde saklarlar. Süslü cümlelerle vesaire vesaire düz yazılarda kendinizi saklarsınız. Ama şiirde saklayamazsınız. Yani sakladığınızı şöyle diyelim, o mana dünyası size ele verir. Evet. Dediğim gibi çok kitap var. Başka konularla işlediğimiz için yayın gerçekten de istediğimden hızlı gidiyor ve güzel de geçtiğini düşünüyorum. Eyvallah. Hemen araştırma, röportaj ve derlemelerden ve işte daha çok gazetelere, dergilere vermiş olduğunuz köşe yazılarınızdan, ortaya çıkan kitaplarınızdan da bahsedelim biraz. Alevilik Notları, Röportajlar Fırat Yayınları'ndan 2004'te çıkmış. İstersen biraz buna değinelim. Şimdi o da aslında o döneme kadar bizim Dem gazetesinde yapmış olduğumuz ya da o gazete için yapmış olduğumuz röportajlardan oluşuyordu ve Alevi Rum temsilcilerinin, şimdi şöyle bir şey var, mesela diyelim ki Alevilerin şu anda gelmiş olduğu nokta birçok bilgi ve birikimi ortaya çıkarmış durumda.
Ama geçmişte bu bilgi ve birikimden insanlar yararlanamıyordu, yoktu bu bilgiler. Yani daha çok mesela Alevilerin, ki bunu Kemalizm ve Aleviler kitabında da belirtmiştim. Alevilerle ilgili genel bilgiler Sünni kökenli Kemalist Türk aydınları tarafından piyasaya sürülmüştür. Ve bu bilgiler üzerinden Aleviler hep kamuoyunda algılanmış ve okunmuştur. Yani mesela şimdi siz Türkiye'de Sünni kökenli bir vatandaşa sokakta sorduğunuzda hangi Alevi'yi tanıyorsunuz? En ileri tanıdıkları Alevi İzzettin Doğan. Yani o da kamuoyuna yansıdığı için, ekranlarda, televizyonlarda gördükleri için. Peki diğerlerini sayın dediğinizde hemen akıllarına gelen isimlerden bir tanesi Uğur Mumcu, Aziz Nesin, Muharrem Aksu vesaire gibi isimler geliyor. Yani bunlar Alevi değiller. Hiçbirisi Alevi değiller. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin işte demokrasi mücadelesi içerisinde, sosyal demokrasi mücadelesi içerisinde yer almış ve daha çok aslında Kemalist kimlikleri ön planda olan isimler. Ama bunların tümü mesela Alevi olarak algılanıyor. Ama Alevilerin kendileri ise uzun yıllar zaten sustular. Yani belki susmalarında da bir keramet vardı. Konuşmaya başlamaları da başka bir sıkıntı ve sorun. O ayrı bir mesele. Ama sonuç itibariyle işte o Alevilik notlarında Alevilerin yanlış da olsa kendileriyle ilgili söylediklerini kamuyla paylaşmak açısından önemliydi. O vesileyle baskıya verildi. Dediğim gibi yani bizim o gazetelerde yapmış olduğumuz röportajlardı. O dönemde Fırat yayınlarının sahibi de Aziz Tunç'tu. Aslında kitabın yayıncısı da Aziz Tunç. Şu anda piyasada kitap yok, bende de yok. Sanıyorum Aziz'de de yok. Yani Aziz Tunç'tan da talep edelim diyecektik ama kendisi de Avrupa'da. Evet. Ortada. Evet, ama biraz önce söylediğiniz önemli bir dipnot niteliği taşıyan bir şey var. Gerçekten Alevilerin ve Kürtlerin ciddi bir yazılı tarihinin olmaması, sözlü anlatımlardan yola çıkarak kendimizi ifade etmemizden kaynaklı sıkıntılar da yaşıyoruz. Yani özellikle son dönemlerde inceleme, araştırma gibi alanlarda yazar dostlarımızın güzel çalışmaları var. Umarız daha da artar ve bu çalışmalar, bu araştırmalar daha iyi süzgeçten geçirilerek daha sağlıklı bir alana taşınır ve gerçekten Alevilerin de Kürtlerin de yazılı bir tarihi ve süreci sorgulayan gelecek kuşaklara aktarılacak bilgiler paylaşırız. Evet hocam, diğer kitaba geçelim istiyorum. Alevi asimilasyonuna karşı durmak Vesta yayınlarında 2014'te çıkıyor. Yine makalelerden oluşuyor. İsterseniz bununla ilintili biraz da konuşalım. Şimdi sanırsam 2009-2010 yıllarıydı. Özgür Gündem gazetesinde yazmaya başladım. Hasan Ali Kızıltoprak. Hasan Ali Kızıltoprak mahallesini aslında yazılarında kullandım. Birçok şu anda basılı olan yazıların çoğu Hasan Ali Kızıltoprak mahallesiyle yazdığım yazılardı. Özgür Gündem gazetesindeki yazıların toparlanmış bir hali. Çünkü yazıların zaten temel konusu Alevilik üzerineydi ve Alevilerin güncel ve günlük duruşu durumuyla ilgiliydi. Ve biraz önce de söylediğim gibi bizim oturma imkanımız olmadığı için hareketli bir haldeyken bunlar oluşmuş çalışmalardı. O anlamda da bir anlamda yerinden notlardı. Yani işte bugün diyelim ki Maraş'a gitmişsek ve Maraş'ta işte ne bileyim bir aşure var ise oradaki aşurenin aslında bir yansıması. Bir de şöyle bir durum var. Mesela diyelim ki Alevilikle ilgili tartışmalarda aslında ileriki tarihlerde daha derinlenmesine tartışılacak ve konuşulacak konular var. Ama bu konular öteleniyor ve hızlı bir şekilde geçiliyor. Mesela biz bu konulara derinlemesine girme imkanını bulamıyoruz. Belki bundan sonra bulabiliriz, o ayrı bir mesele. Bulamadık o dönem, o süreçlerde. Ama bunlarla ilgili notların tutulması gerekiyor. Yani gerçek ve yanlışın şimdiden notlanması gerekiyor ki ileriki kuşaklar dönüp
bu notlara bakabilsinler. Yani bu notların birebir derinlemesine araştırılmış konular olmaktan ziyade bu konu önemlidir, bu konu üzerinde durulması gerekiyor gibisinden notlar olarak da görüp okumak gerekiyor. Yani mesela diyelim ki Alevilerde cenaze erkanı. Şu anda mesela çoğu kişi piyasaya çıkıp aslında cenaze tüccarlığı yapıyor. Erkannameler yazılıyor. Ortalıkta nasıl cenaze kaldırılacağını yazan onlarca adam var. Onlarca kendisine işte Alevi temsilcisiyim diyen insan var. Sanki Aleviler 2000 yılına kadar cenazelerini kaldırmıyorlarmış gibi Alevilerin nasıl cenaze kaldıracağını anlatmaya çalışan insanlar var. O anlamda bunların notlanması gerekiyor. Yine mesela diyelim ki Aleviliğin gelişim itibariyle iki ana koldan yürüdüğünü görmek gerekiyor. Yani Aleviliğin mesela biz hangi kolunda duruyoruz ve neresinde duruyoruz sorusunu sorduğumuzda hepimiz kalkıyoruz diyoruz işte Pir Sultan'ın çocuklarıyız, Seyit Rıza'ların çocuklarıyız diyoruz. Sanki Dersim'de rayber yokmuş gibi davranıyoruz. Ya da Pir Sultan'a sahip çıktığımızda sanki Hızır Paşa dediğimiz adamın Pir Sultan'ın öğrencisi olduğunu unutuyoruz. Yani Alevilikte, hareket halinde olan Alevilikte, yani bugüne gelen Alevilikte iki ana damar vardır. Birisi devletle sürekli yürümüştür. İşbirlikçi bir halde yürümüştür. Diğeri ise devlete karşı sürekli kendisini koruyarak toplumsal muhalefetin bir parçası olarak kendisini koruyup bugüne getirmiştir. Ve bugüne gelirken bu devlet merkezli Aleviliği esas alan bir örgütlenme şu anda geliştirmeye çalışılıyor. Yani Aleviliğin işte ne bileyim mesela Yavuz Sultan Selim Çaldıran'da Şah İsmail'i yendiği zaman kimler aracılığıyla yendiğini kimse dile getirmiyor. Yani ordusunun bir Yeniçeri ordusu olduğunu, bir Bektaşi ordusu olduğunu kimse dile getirmek istemiyor. Bektaşiliğin ana bir örgütlenmeymiş gibi, bir temsiliyetmiş gibi, çok matrak bir şeymiş gibi bugün kamuoyuna sunuyorlar ve bu kamuoyuna bu sunum içerisinden de bir devlet örgütlenmesi çıkarmaya çalışıyorlar. Ve devlet örgütlenmesi olarak da bugün Alevi örgütlenmesi geliştiriliyor. Yani bunu biz kendi ellerimizle yapıyoruz. Yani bizzat mesela sen bana dersen ki sen bu işte nasıl rol alıyorsun mesela biz yapıyoruz dediğimiz zaman açık ve net bir şekilde söyleyeyim ki mesela siz biraz önce belirttiğiniz o televizyonlar meselesinde biz o televizyonlarla hem pozitif bir şey yaptık hem de Alevi asimilasyonuna büyük büyük bir katkı sunduk. Nasıl sunduk? İstanbul'da cem bağlayan insanları, cem bağlayan ve bunu aslında biraz da farklı bir şekilde cem evleri diye türeyen camilerin görüntülerini Adıyaman'daki köylüye ilettik. Tokat'taki köylüye ilettik. Onu ne bileyim işte Çorum'daki Alevi'ye ilettik ve dedik ki onlar da oturup dediler ki ya hakikaten biz Alevi'yi yanlış biliyoruz. Bak adamlar nasıl cem tutuyorlar biz de öyle cem tutacağız ve gel de böyle cem bağlayalım vesaire gibi bir durumlar yaratıldı. Yani şunu söylemek gerekiyor, bunların not edilmesi gerekiyor. Yani küçük küçük notlar. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bir örgütlenme, bir kurum, bir konferans düzenlemişti Diyarbakır'da. Şimdi Diyarbakır'da düzenlenen konferansa bir grafik hazırlanmış. İsmi işte Mezopotamya Alevi Konferansı vesaire konmuş. Ama ortasında da kocaman bir teslim taşı koymuşlar. Şimdi sen o teslim taşının ne manaya geldiğini bilmiyorsan o konferansı niye yapıyorsun derler adama. İşte o teslim taşının bir teslimiyet taşı, bir ihanet taşı olduğunu, bir biat taşı olduğunu, bu biatın da sağlanmasıyla birlikte devlet merkezine biat edildiğini notlamak gerekiyor. Not olarak düşmek gerekiyor. Bunun detaylarını araştıracak araştırmacıların önümüzdeki dönem ve süreçte çıkacağını düşünüyorum. Bakın mesela Kürt tarihiyle ilgili de durum böyledir. Mesela Kürtler ne diyorlardı? İşte Bedirhan Bey diyorduk. Biz Bedirhan Bey deyince Bedirhan Beyler 1000 kere ağzımızdan çıkıyordu. Yani 90'lı yılları düşünün. Daha sonraki yıllarda yapılan araştırmalarda Bedirhan Bey'in ne kadar olumsuz rolün ve sahibi olduğu ortaya çıktı. Onun için ileride yapılacak olan
daha derli toplu araştırmalara katkı sunabilmek açısından not düşürmesi gerekiyordu. Yani aç kal alçalmada, ki ben biraz sonra da aynı, belki oraya da geleceksiniz, aynı durum. Yani her iki kitabında ana temasını oluşturan durum Alevilerin genel tüm sorunlarında, hangi sorun derseniz o sorunla ilgili bir makale vardır ve o makalede bir not düşürmüştür. Bir not düşürmüştür. Bu ilerideki araştırmacıların dikkatini çekmek açısından, yani bunu gözden kaçırmayın manasında bir not düşürmüştür. Ve diğer bir nokta, Alevilik yeniden üretilmesi gereken bir itikat ve inanç pozisyonunda değildir. Yani şu anda en çok yapılan şeylerden bir tanesi Aleviliği yeniden üretmek, Aleviliği yeniden tanımlamak, Alevilere yeniden yol ve yöntem ve inansal olarak nasıl davranacaklarını izah etmeye yönelik. Oysa ki böyle bir duruma ihtiyaç yok. Bunların tümü aslında bir asimilasyonun parçaları. İster iyi niyetli olsun, ister kötü niyetli olsun, kavramlar üzerinden, kelimeler üzerinden, şahıslar üzerinden vesaire vesaire. Alevilik yaşıyor arkadaşlar. Yani yaşayan bir Alevilik var. Yaşayan bir Alevilik var. Aleviliği yaşayan topluluklar var. Cemini, cemaatini, pirini bilen insanlar var. Bunlar bu sizin tartıştıklarınızın ötesinde bir Aleviliği zaten yaşıyorlar. Eğer bir yaşam, ilişki, Alevilikle ilgili bir kanaat geliştirmek istiyorsanız bu topluluklarla birlikte olacaksınız. Biz de bir topluluklarla görüp onlarla birlikte ilişkilenmeyinceye kadar farklı noktalarda düşünceler üretebiliyorduk. Ama gelinen noktada biz de gördük ki bu topluluklar yaşıyor. Yaşayan bir beden var. Biz o bedene ölüm muamelesi yapıyoruz. Yani şu anda Alevilerin içerisinde en çok yapılan şey bu canlı, dinamik, yani binlerce yıldır ortadan kaldırılamayan bu inanca ölüm muamelesi yapıp onu tekrar diriltmeye kalkıyoruz. Yani bir cenaze var ortada, sanki cenaze kaldırıyoruz. Oysa ki o cenaze kendileri, yani bunu yapan yapıların, kimliklerin kendileri birer cenaze durumundadırlar. Aleviler değil, kendilerinin cenazelerini aslında diriltmeye, kendilerini diriltmeye aday bir pozisyon içerisindeler. O anlamda bu notlar hem Alevi asimilasyonuna karşı durmak, işte hem aç kal alçalma kitapları bu noktada hazırlandı. Kitabın ben şeye önem veriyorum. Mesela şu bir gerçek, ben bunu 40 ısrakta bir panelde de söylemiştim ki yıllar sonra bizimkiler her yerde festival yapmaya başlayınca festivallerin en ilginç bölümü panel bölümü benim açımdan. Çünkü müzik ve diğerleri artık biz İstanbul'dan ihraç ettiğimiz sanatçılar üzerinden yürütüyorduk. O anlamıyla da çok otantik değerlerine bağlı festivaller çok üretilemedi. Bizim yaşadığımız coğrafyanın kendisi Aleviliktir. Bizim coğrafyanın kendisi. Siz peki, o coğrafyadan çıktığınız andan itibaren Aleviliği aslında bir şekilde kaybediyorsunuz. Ve kaybettiğiniz şey de... Evet hocam. Yani aslında 1992 yılından itibaren Hacı Bektaş Kültür Dernekleri'nin açılması, yasallaşması süreciyle başlayan Aleviliğin düzene yedeklenme ve bunun üzerinden de asimilasyonu üzerinde bir takım çalışmalar devreye sokuldu. Biraz önce de sizin de söylediğiniz gibi yani Aleviliği işte bir düzen içi ve karşıtlık üzerinden sorguladınız. Şöyle soru sorsam o zaman. Yani Aleviler sistemden kopmadan özgürleşebilir mi? Ya zaten Aleviler kendilerine yaşadıkları alanlarda özgür bir topluluk olarak vardılar zaten. Yaşıyorlar zaten. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Ben bunu Teran kitabında da aslında dile getirdim. Terolar dediğimiz yer Maraş merkeze 20-25 kilometre. Şimdi diyeceksiniz bunda ne var? Bunda şu var. Maraş, ırkçı ve faşist örgütlenmenin merkezlerinden bir tanesidir. Mesela millet IŞİD'den bahsediyor. İşte fazla gitmeye gerek yok. Maraş'ın kendisi IŞİD'dir. Beyinsel yapısı Erzurum.
eşittir yani. Beyinsel yapısı, hareket tarzı, biçimi eşittir yani. Yozgat. Şimdi buraların her tarafında katliamlar yaşatıldı ve insanlar öldürüldü. Ama biz terörlere gittiğimiz zaman terörlerde hala insanlar cemevinin duvarına sırtını dayayıp Kürtçe konuşuyorlardı. Kadınlar, yaşlı kadınlar diyebilirsiniz. Yani bu noktada yaşlı kadınlar kendi geleneksel kıyafetleriyle orada oturuyorlardı. Kofileriyle oturuyorlardı. Hala kofileri vardı o kadınların. Şimdi böyle bir itikat ve inancı siz başka bir alanda olmuş olsaydı tükeneceğini bilmeniz gerekiyor. Yani Rakka'da Arap Alevisi bırakılmadı. IŞİD'in egemen olduğu tüm alanlarda kendisinden başka, hatta kendi tarikatından ya da bakış açısından başka Müslüman bile bırakmadı. Yani böylesine bir durum. Ama Aleviler kendi alanlarında, kendi topluluklarında, kendi içlerinde bu yapıyı korudular. Bu yapıyı yaşadılar. Yani bu sosyal yapının dağılması biraz aslında 90 yılları genel Türkiye'deki genel yapının dağılmasıyla da ilintili bir şeydir. Yani bundan önce evet devletin baskıları şunları vesaire birçoklarından bahsedebiliriz ama Türkiye'nin ana değişikliklerinden bir tanesi Özal dönemidir. Yani Özal dönemini öyle sıradan basit geçiştireceğimiz bir dönem olarak görmemek gerekiyor. Yani Türkiye'nin kapitalist dönüşüm ve onun bir parçası olma arzusunun en zirveye çıktığı dönemdir. Ve bütün ilişkilerin, mesela Türkiye bir dönemler Tansu Çiller söyledi, yarı sosyalist bir ülkedir diye. Bugün de işte mesela şu anda Kemalistler, ulusalcılar propagandasını yapıyorlar. İşte kamu iktisadi teşebbüsleri falan satıldı gibi sistemde devlet falan. Türkiye'nin kamu iktisadi teşebbüsü Türkiye'nin büyük sermayedarlığını oluşturuyordu. Türkiye'nin en büyük sermayedarı bir anlamda devletti ve devlet 5 yıllık planlamalarla idare ediliyordu Sovyet sistemindeki gibi. Yani bunların gözden kaçırılmaması gerekiyor. Özal dönemi bunun dönüşümüne karar verildiği dönemdi ve bu dönüşümün en temel unsurlarından bir tanesi de devletin talana açılmasıydı. Kamu iktisadi teşebbüsünün talana açılmasıydı. Bu talanla birlikte yeni zenginleşmelerin ortaya çıkmasıyla birlikte yapının yani toplumsal yapının dönüştürülmesi. Mesela millet şimdi kalkıp konusundan bahsediyor. Ya işte eskiden Türkiye'de şöyle hayvancılık vardı, böyle şey vardı vesaire şimdi yok falan. Çünkü bu kapitalist dönüşümün ruhuna aykırı bir durum. Yani o arazilerin ortadan kaldırılıp çiftliklere dönüştürülmesi gerekiyor. Çünkü artık dönem kapitalist dönüşüm çiftlikler üzerinden tarımı organize etmeye çalışıyor. Eski köy ilişkileri içerisinde bunu götürmek istemiyor. Tüm bunlara baktığımız zaman Alevilere yönelik değişim ve dönüşüm sürecinin de bu dönemde hızlandırıldığını görmemiz gerekiyor. Yani Özal'ın mesela Gölbaşı toplantısı bunun bir parçasıdır. Yani Alevi örgütlenmesinde devlet mesela Bektaşiliği her zaman tolere etti. Yani Hacı Bektaş derneklerinin açılması vesaire biçiminde bunu sadece okumamak gerekiyor. Yani daha öncesinde mesela kaçıncı yılındayız ben şu anda tam yılını bilmiyorum ama Hacı Bektaş anmaları hem ulusal hem uluslararası ilk başta ulusal başladı sonra uluslararası anmalar haline getirildi. Neredeyse 50 yıldır yapılıyor. Yani devletin Alevilik adına tek tolere ettiği nokta budur. Tek tolere ettiği ve dikkat edin devlet merkezinin de işte Demirel olsun, Ecevit olsun, işte kim ne görürseniz görün Alevik temsiliyetini merkezi haline getirmek istediği yerde merkezde burasıdır. Çünkü burası 1400'lü yıllardan itibaren işgal edilmiş. Yani Osmanlı Devleti tarafından, Yavuz Sultan Selim tarafından işgal edilmiş ve devletin hizmetine yani hünkârdan bağımsız olarak, Hacı Bektaş'ın kendisinden bağımsız olarak bir Alevi örgütlenme merkezi haline getirilmiştir. Ve buranın üzerinden Alevilere yönelik siyaset üretilmiştir. O anlamda bak burada şunu da söyleyeyim. İzzettin Doğan, belki siz bunu daha önce İzzettin Doğan'ın kendi videolarında, açıklamalarında vesaire de dinlemişsiniz. Ben kendisini de bizzat dinledim. Şimdi dedi ki, ya dedi bu işte Aleviler hareketlenmeye başlayınca tabii ben devlete karşı sorumluluk taşıyan birisi olarak Demirel'e gittim. Dedim ki Sayın Demirel işte Alevilere biz ilgilenmezsek bu Aleviler başkalarının yanına giderler. Başka örgütlenmelere dahil olurlar. Bizim bunlarla ilgilenmemiz gerekiyor.
Diyor Demirel de bana dedi ki peki ne yapmamız gerekiyor? Diyor ben de kendisine dedim ki yani bunun en iyi altyapısı vakıf, yani şu andaki yasalarımız bu vakıf örgütlenmesine imkan veriyor. Biz vakıf örgütlenmesi üzerinden Alevileri kontrol edelim. Diyor ki bu bağlamda yani benim bu önerime Demirel tamam dedi. Git dedi bir vakıf kur o zaman dedi. Yani ben Demirel'den bu icazeti aldım ve geldim vakıf kuruyorum dedi. Vakıf kurarken dedi ben insanlarla görüştüm. Vakıfla ilgili fikirlerini, bilgilerini vesaire alıyordum. Ve bir anda gördüm ki yeni bir vakıf daha kuruluyor. Başka bir vakıf daha kuruluyor. Diyor Demirel'den tekrar diyor ilişkiye geçtim. İşte aile dostumuz babadan yadigar vesaire ilişkiye dedik. Tekrar gittim diyor. Kendisiyle görüşün diyor. Aynen. Diyor dedim ki yani siz bana dediniz ki gidin vakıf kurun. Bakın ben devlet için vakıf kuruyorum. Ama şu anda başka bir vakıf daha kuruluyor. Yani bu neyin nesi? Yani sonuç itibariyle bu vakfın arkasında da kimin olduğunu biliyor. İzzettin Doğan'a Demirel'in verdiği cevap şu. O beni aşar. Şimdi o beni aşar dediği vakıf Hacı Bektaş'ın verdiği Anadolu Kültür Vakfı olarak Ali Doğan tarafından kuruldu. O Ali Doğan'ın kurmuş olduğu vakıf binasının açılışı da biliyorsunuz Demirel tarafından yapıldı. Ki o dönemdeki tartışmalardaki 90'lı yıllar yani kanın gövdeyi götürdüğü, insanların kaçırılıp kaybettirdiği, öldürüldüğü bir dönem ve süreçte Alevilere 5 milyar lira o zamanın parasıyla bir ödenek verildi. Tansu Çiller tarafından bu ödenek verildi. Bu ödeneğin 3 milyonu Ali Doğan'a verildi. 3 milyarı pardon, o dönemin parasıyla 3 milyarı Ali Doğan'a verildi. 2 milyarı da İzzettin Doğan'a verildi. İzzettin Doğan'a verildi. Şimdi İzzettin Doğan'ın kendi söylemiyle, kendi cümlesiyle dedi ki ben dedi orada aldığım paranın bankaya yatırdım. Faiziyle dedi Kartal cemevini kurdum. Yani bugün Kartal'daki cemevini ben onun faiziyle kurdum. Bankadan alınan faiziyle kurdum. Ali Doğan'ın almış olduğu para hala şu anda mahkemelik. Mahkemeleri devam ediyor. Alevi kurumları, örgütleri o dönem alınan bu para yüzünden birbirleriyle tartışmaya girdiler. Ve bu tartışma sonrasında da mahkemelik oldular. Ve İzzettin Doğan'ın daha ilginç bir açıklaması vardı. Biliyorsunuz Müslüm Doğan'ın Alevi Kürtistan Halk Kültür Derneklerinin genel başkanı olduğu dönemde ki o zaman İzzettin Doğan Alevi kurum başkanlarıyla bir toplantı organize etmişti. Ve o toplantıda açık ve net bir şekilde şunu söyledi. Dedi ki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ni biz kurduk dedi. Bakınız Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ni biz kurduk diye açıklamada bulundu. Yani biz derken kendisini ve devleti kastediyor ve ki kendi tanımlamasıyla diyor ki ben zaten devletin kendisiyim, devletin adamıyım diyor ve bu konuda da bir sakınca görmüyor. Hatta dahasını söylüyor, baktım diyor, bana bakın diyor, ben diyor bu devlete her türlü hizmeti yapan birisiyim diyor. Ben bu devlete için de yapmak için hazır olan birisiyim ama bu devlet buna rağmen beni kabul etmiyor. Sizi niye kabul etsin? Siz kim oluyorsunuz? Diyen biri. Yani o anlamda Alevi örgütlenmesinin işte bu Kürdistan Alevileri meselesi tartışmaları vesaire yürüyor ya, yürütüldü o dönemlerde. Bunun ana sebeplerden bir tanesi devlet parmağının bu işin içerisinde olmasıydı. Bu da net bir şekilde görüldü yani. İlerleyen yıllarda Alevi örgütlenmesi bir nebze bununla hesaplaştı yani bu durumda. Evet, zaten İzzettin Doğan'a verilen görev ve paralar aslında asimilasyonu hızlandırmak, devlete yedeklemeyi hedefleyen bir tutumdu. Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim, bu bölümü de öyle bağlayalım istiyorum. Alevilerin bugün zaten çok dağınık olduğu ortada. Çok örgütlü bir pozisyonumuz da yok. Ama buna rağmen
yine de sistemi ürkütüyor ki Aleviler üzerinde baskı, asimilasyon ve katliamlar hala devam ediyor ve devrede. Buradan yola çıkarsak Alevilerin veya Alevi işte Avrupa'da bile 7 tane bildiğim kadarıyla Alevi federasyonları var. Ortak hareket etmek durumu veya işte Alevilerin konumlandırma bu sistemin içinde veya dışında yer alma noktasındaki pozisyon alma noktası hangi oranda var desem? Şimdi şöyle bir şey var. Mesela şöyle bir şey. Alevi örgütlenmesi kendi zemininde gelişmedi. Bunu açık bir şekilde söylemek lazım. Yani Alevi örgütlenmesinin oluşmasına biraz önce belirttiğimiz noktalardan yola çıkarak devlet müdahalesi olarak gelişti. Yani kendi mecrasında, kendi ayakları üzerinde şekillenmedi. Ama sonuç itibariyle bu örgütlenmeye Alevi topluluğu hızlı bir şekilde aktı. Hızlı bir şekilde aktı. Özellikle Sivas katliamı zaten bunu akışı hızlandıran ve kontrolü kendi ellerinde tutmak isteyen kesimlerin rol aldığı bir katliamdı. Ama bu durum şöyle bir realite ortaya çıkarttı. Bu örgütlenmenin içerisine gelen insanlar bu örgütlenmelerin karakterini ve yapısını değiştirdiler. Yani siz şimdi mesela diyelim ki Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nda bahsettiğiniz ama siz Alevi Birlikleri Federasyonu ve yapısını, derneklerini ve kurumlarını 1990'la karşılaştıramazsınız. Yani 1990'lardaki yapı, ilişki biçimi, tarz tümüyle devletin kontrol mekanizmasını net bir şekilde yansıtan bir tarz ve biçim içerisindeydi. Yani sola karşı, Kürtlere karşı, demokratlara karşı tamamıyla işte konsolosluklarla iç içe geçmiş, tamamıyla işte orduyu, askeri öven bir pozisyon ve durum söz konusuydu. Ama bir örgütlenmesine soldan insanlar katıldılar, sosyal demokratlar katıldılar, Alevi'ye itikat ve inancı içerisinde, özlemi içerisinde olan insanlar katılınca doğal olarak Alevi örgütlenmesinin karakteri değişti. Ve dikkat ederseniz, mesela biraz önce siz bir noktaya vurgu yaptınız. Bugün Alevilik derslerinin verilmesinin altında yatan en büyük etkenlerden bir tanesi 2000 yıllarında kurulan Alevi Kuruluşları Eğitim Üst Kurulu'ydu. Bakınız burada İzzettin Doğan'ın hakkını yememek lazım. Alevi Kuruluşları Eğitim Üst Kurulu, Cem Vakfı Avrupa Örgütlenmesi, Kürdistan Aleviler Federasyonu Örgütlenmesi ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun bir de bağımsız Alevi derneklerinin temsilcisinin bulunduğu dörtlü bir mekanizmaydı. Bir yıla yakın faaliyet yürüttü. Almanya nezdinde bu faaliyetler Alevilik derslerinin verilmesinin zeminini oluşturdu. Çünkü Almanya'da mesela bazı adımları atmak konusunda bu kadar keyifli ve istekli değildi. Şunu da görmek gerekiyor. Yani Avrupa toplulukları, kanaatim odur ki bu benim kanaatim, 2000 yıllarına kadar Alevi toplumunu İslami topluluklar içerisinde özellikle de Avrupa'nın Müslümanlaştırılmasında rol alan Bektaşiler olarak okuyordu. Yani aslında Osmanlı'nın vurucu gücünün Yeniçeri ordusu olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi ben İrine Melikov'un 90'lı yıllardaki bir konferansından örnek vereyim. O konferansta İrine Melikov Bektaşiliğin, Aleviliğin ne kadar humanist bir yapı olduğunu anlatıyordu. Öğretim üyelerinden bir tanesi, Köln Üniversitesi öğretim üyelerinden bir tanesi kalktı dedi ki hanımefendi dedi siz böyle anlatıyorsunuz ama dedi bizim çocuklarımızı hep siz katlettiniz. Yani Balkanlardaki katliamın arkasında mesela Balkanlara şu anda biz geziyoruz değil mi? Balkanlarda o kadar Bektaşi türbesi var, yerleşkesi var. Yani camilerin varlığından daha fazla Bektaşi tekkesi var. Yani bugün Budapeşte de bile Gülbaba tekkesi var. Kanuni Sultan Süleyman yapmış olduğu hizmetler vesilesiyle vakfiye edilmiştir. Gülbaba'ya vakfiye edilmiştir.
Yani savaşla kazanılmış araziler hibe edilmiştir. Yani o anlamda mesela 2000 yılına kadar Avrupalı topluluklar da Alevileri genel İslami, bugünkü İslami yapı içerisinde değerlendiriyorlardı ve kendileri için bir tehdit unsuru olarak görüyorlardı. Ama 2000 yıllarından sonra Alevi topluluğunun kendisini daha doğru bir biçimde anlatması diye ben cümleyi kurayım. Oradan itibaren ilgi ve alaka farklı bir yöne yöneldi. İşte o eğitim esnasında İçişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı. Yani bayağı konumuz var ve süremiz de bayağı aştı. İsterseniz burayı bir toparlayın. Hemen diğer kitaplara değinelim. Kısaca bazı konuları işleyeceğiz. Tamam. Çünkü şimdi bayağı... oradaki önemli bir hususu dikkat edin. Çünkü şu anda mesela Akit gazetesi şurada burada saldırılar gündeme geliyor. O dönemlerde de Hürriyet gazetesi vardı. Hürriyet gazetesi de Avrupa temsilcisi vardı. Neydi? Karakulukçu. Soy ismi Karakulukçu'ydu da. İsmini unuttum. Onun da başlatmış olduğu anti kampanya vardı bu eğitim çalışmalarına yönelik. O dönemki Alevi kuruluşları eğitim üst kuruluna yönelik saldırıları olmuştu. Şimdi orada Eğitim Bakanlığı'na dilekçe verilecek. Dilekçe için işte bakan davet edilmiş o zaman Alevi Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'na, bu köndeki merkezine. O esnada dilekçe uzatıldı. Denildi ki ya işte bizim bu dilekçemizi kabul edin çünkü biz işte Alevi derslerinin verilmesini istiyoruz dendi. O arada Zoyes'te enstitüden gelen adam dedi ki ya dedi hangi Aleviliği biz vereceğiz dedi. Kürt Alevileri başka düşünüyor dedi. Cem Vakfı başka düşünüyor dedi. Siz başka düşünüyorsunuz dedi. Onun için dedi siz önce dedi kendi aranızda anlaşmanız gerekiyor ki biz size bu dersleri verelim. Bunun üzerine bu işte biraz önce belirttiğim gibi üst grubun hazırlamış olduğu üç grubun imzasıyla dilekçeyi verdik. Şimdi dilekçeyi verdiğimizde hiç unutmuyorum. Eğitim Bakanı arkaya yaslandı ve şu cümleyi kurdu. Dedi ki biliyor musunuz şimdi dedi kaç tane sınıf, kaç tane öğretmen ve bunun bize maliyetinin ne olacağını. Şimdi bakış açısı bu. Yani kimse öyle gönülden, isteyerek, severek değil. Aleviler kendilerinin bu ülkedeki anayasal haklarını kullanarak elde ettikleri haklardır bunlar. Evet hocam, açıkçası yani 1,5 saatle sınırlamayı düşündüm ama 1 saat 10 dakikadır. Daha 2 kitap var. Arkada televizyonlar var. İnternet üzerinden siteleriniz var. Başka çalışmalarınız var. Hatta eyvallah. Ben şiir kitaplarınızdan örnekler verdik ama sizden bir şiir almadık. İsterseniz önce bir şiiri alayım sonra diğer 2 kitaba geçeyim. Hocam benim aklımda hiç şiir yok ama bir tanesi dur bakayım nasıl bir şey vardı. Bu lise yıllarımda yazmıştım. Nasıl bir şeydi ya? Canıma bir Cem Suney'i saki, senden başka yok ki bu dünyada baki. Sen gök kubbe altındaki ebedi sarhoş, ben onun bedeninde lal olmuş sarhoş. Nice ah çekerim her gece ben, dili ateşte özge yar elinden. Bir buse versin diye la gözünden, bilir misin kaç gün devirdim ömrümden. Evet, böyle bir şeyim vardı, şiirim vardı. Yüreğine sağlık. Ve hemen hızlı geçmek istiyorum. Hı. Aç kalma, alçalma, Alevilik yazıları, makaleler, Vesta yayınları. Aslında biraz önce vurguladık onu. Bence terör meselesi de... Benim hemen kitabı dostlarımıza göstereyim. Yani burayı hızlı geçelim. Evet, kitap bu arkadaşlar. Ardından o zaman diğer son olarak etnik arındırma, kültürel soykırım, terörler. Aslında buna da biraz değindik konumuz içerisinde. Evet. Kitabın bir değişik tarafı şu, kitabın yarısı makaleleri bana ait, o dönem terörlerle ilgili yaptığımız değerlendirmeler ve yorumlar. Ama diğer kısmı ise terörler mücadelesini yorumlayan diğer arkadaşların yazılarından oluşuyor. Onu da vurgulamış olalım. Kitabın evet. Kapağında zaten onların isimleri ve şeyleri duruyor. Aslında ben de o bölümlere girecektim. Daha çok bu kitabın içeriğinde A'dan Z'ye Kürt Alevi düşmanlığı, Kobane direnişi, Kerbela direnişi gibi. Hı. Yani savaş sürecinin yaşandığı günümüzde Türkiye'nin Alevilerin uğradığı hukuksuzluklar, Kürtlerin işte cemevlerinin varlığının sürdürülmesi, Alevi ocakları gibi birçok konuyu irdelemişsiniz. Ve ben hemen diğer konuya geçmek istiyorum.
Sonuçta program yapımcısı, televizyoncu, gazeteci kimliğiniz de var. Özellikle sosyal medyanın gücünün ortada olduğu görünüyor. Ama etrafımızda da böyle bir algı da var. Ne yazık ki korkudan sosyal medya hesaplarını kapatandan tutun veya çok aktif kullanmayan, politik dilde söylemlerde bulunan insanları fazla takip etmeyen, desteklemeyen bir kitlenin de olmasına rağmen ama her şeyi göze alan, bedel ödemeyi de göze alan insanların ciddi anlamda çok ciddi muhalefetler yaratarak sosyal medyada iyi işler çıkarıyor. Özellikle sizin de televizyon Can TV'de yaptığınız programlardan bir tanesi de Şükrü Yıldız ile sosyal medya gündemi. İsterseniz bu programı yapma ve nedeniyle yine bir küçük de program. Şimdi aslında temelde başlamak gerekiyor. Temel şu, bizim mesela bu Alevi yayıncılığı ilk başladığımız dönemlerde, yani görsel medyanın yaratılması konusunda karar verdiğimizde bunun olmayacağı yönünde büyük bir hemfikir olma durumu söz konusuydu. Mesela TV Avrupa kurulan ilk Alevi televizyonudur. 2004 yılında yayına girdi. Ve bu televizyon kurulduğunda ki 6 ila 8 ay bir ömrü oldu bu televizyonun. Çünkü ekonomik giderleri çok yüksekti. Yani bugünkü televizyonculukla karşılaştırılmayacak kadar çok yüksekti. Ki o zaman bu Sine 5 grubunun bir televizyonu kiralanmıştı. 2 yıllığına kiralanmıştık zaten. Ama hiçbir bırakılışı bir şeyden insanlardan bahsediyorsunuz. Tek bir Alevi kurum ve kuruluşu bu televizyona destek vermedi. Hatta talepte bulunduk. Yani Aleviler işte böyle bir yayın yapacağız. İşte bize gelin, para mara bir şey de istemiyoruz. Gelin sadece yönetiminde yer alın ve buna bir perspektif sunun, destek sunun dediğimiz halde Alevi kurumlarının hiçbirisi buna yaklaşmadılar. Ve bunu bir Alevilerin yapamayacağı bir iş olarak noktaladılar ve bitirdiler. O zamanki inatlarından bir tanesi bunun olabilirliğini göstermekti. Yani Düzgün TV, Su TV, Dem TV, işte Kanal 12, TV 10 vesaire vesaire bunların olabilirliğini hepsini ispatladı ve o gün bize karşı olanlar, bize destek vermeyenler kendileri televizyon kurmaya başladılar ve televizyoncu olmaya başladılar. Bu işin geliştirilen ve dönüştürdüğümüz kısımdı. Bunu biz kendimize bir başarı olarak hanemize yazıyoruz. Yani onları ikna ettik televizyonculuğa. Ve bu televizyonculuk giderek daha kolay bir hale alması için de yapılabilir. Yani biz TV Avrupa geleneğinden geliyoruz. Çok yüklü bir masraf var ve bu masrafı kaldıracak bir sosyal altyapı da yok Alevilerde. Bunu açık net bir şekilde söylemek gerekiyor. Yani zaten solcu dediğiniz işçi sınıfıyla meşgul. İşçi sınıfı dediğinizin zaten cebinde parası yok. Alevi dediğini sonradan görme biraz birikimi var. O birikimi nasıl kullanacağını bilmeyen bir topluluk. O anlamıyla da sizi destekleyecek ve ayakta tutacak bir yapı da yok. Onun için en minimize olabilecek, en alt tabandan neler yapılabilir noktasındaki çalışmalarla aslında çok başarılı işlere imza atıldı. Bu işi yapılabilirliği gösterildi ve birçok kurum ve kuruluşunda bu işe girmesine vesile oldu. Şimdi gelinen noktadaki özellikle aslında 2010-2012 yıllarında bu başladı bu süreç. Yani bu özellikle internet üzeri yayıncılık, sosyal medya üzerinde yayıncılık ama bu alanlara girmek konusunda da topluluklar aynı blokajı oluşturdular. İşte ya uyduya çıkıyoruz, uyduda varız ya gibi bir rahatlık içerisinde görmek istemediler. O yüzden toplumun kendisini anlatmaya ve izah etmeye o kadar çok ihtiyacı var ki çok o kadar çok bastırılmış, o kadar çok, mesela TV10'un başarısı neydi diye sorsak insanlarımıza tek bir başarısı var. O da tek tek köylere gidip insanlara mikrofon tutmasıydı. Yani bunu yapabildiği için başarılıydı. Çünkü orada insanlar kendilerini izah ediyorlardı. Kendilerini izah edenler dönüp gene TV10 izliyorlardı. Ve insanların o ihtiyacını karşıladığı için insanlar tutuyorlar. Mesela Pazarcık'ta bir hikaye var. Bizim canlı yayın aracımız köye girdiğinde bir kadın önünde köylülere bağırıyor. İşte mınnak okumaya var mı?
Yani ben size demedim mi bunlar gelecek buraya diye. Yani TV10 mutlaka buraya gelecek ve bu bunu önceden öngördüğü için köylülere bağırıyor işte geldi diyerek. Şimdi sosyal medya tam da bu işi görüyor. Yani köylüler, kasabalılar, dernekler, yani konuşturulamayan, konuşturulmak istemeyen, görülmek istemeyenler kendilerini görünür hale getirdiler. O anlamda ciddi bir platform halinde ve bu önem hala verilemiyor. Yani bunu açık bir şekilde söylemek gerekiyor. Hala sanki sıradan basit bir işmiş gibi algılıyorlar. Oysa ki işin geleceğini, tümünün buraya kilitlendiğini göremiyorlar. Yani şimdi mesela Türkiye'yi bir kenara bırakalım çünkü altyapısındaki kontrol mekanizması, kötülük, gerilik vesaire. Ama Avrupa'da şu andaki bütün altyapı internet üzerine düzenleniyor. Yani sizin yarın öbür gün internetiniz yoksa neredeyse evinizin kapısından içeri giremeyecek bir pozisyona düşeceksiniz. Ve sosyal medya üzerinden bütün yayıncılıkla büyüyor. Yani şu anda bütün kanal, büyük kanallar dediğiniz kelli felli bütün yayınlar artık bütün işlerini güçlerini bırakmışlar. Artık eski yayın araçları şu anda çöplerde yatıyor. İnternet üzerinden yayıncılığa başlıyorlar. Diğer bir nokta ise direkt haber alma imkanını hızlandırıyor. Yani sosyal medya, siz mesela diyelim ki akşam haber yapacaksınız değil mi? Bir televizyon kanalı, siz akşam haber yap. Ama siz yaptığınız haberlerin hepsini ben sosyal medyada sabahleyin okumuşum yani. Görmüşüm. Hatta daha ince detaylarda kadar görmüşler. Bunun yaratmış olduğu negatif kısım da var. Negatif kısım nedir? Bilgi kirliliği. Yani eğer siz bu bilgi kirliliğini engelleyemezseniz bu da farklı bir durum yaratıyor. Onun için mesela diyelim ki Erdoğan ve ekibi ne yapıyor? Sosyal medyada tüm kontrolleri geçirmek için törenleri örgütlüyor. Yani kurum kuruyor. Adam devlet, yani devlet bunu görüyor. Kurum kuruyor ve kurumunu özellikle de bu işi yapsın diye insanlara görevlendiriyor ve para veriyor. Bunu karşı cepheden de insanlar, kendilerini izah etmek isteyen, sosyal faaliyetlik içerisinde olan tüm kesimlerin de görüp buna karşı gardını alması, hazırlığını yapması gerekiyor. Çünkü kaldı ki iş o kadar gerçekten ucuz bir hale geldi ki, yani şu anda mesela biz bir yayıncılık yapıyoruz. Binlerce kişiye ulaşıyorsunuz. Bu yayıncılığın mesela gideri diyelim ki 200 lira 100 euroya tekabül ediyor. Yani eskisi gibi 30 bin 40 bin euroluk uydu ücreti ödemiyor kimse. Yani onun için bunlar, bu imkanları kullanmak gerekiyor. Etki alanının aynı şekilde yürüdüğünü görmek gerekiyor. Şu anda Türkiye'deki muhalefetin gücünün tek okunabildiği yerinde sosyal medya olduğunu görmek gerekiyor. İnsanlar sokağa inmeden muhalefet sokağa inmeden bile sosyal medya üzerinden iktidarların yalanlarını ortaya dökebiliyor. Böyle bir program bunu güçlendirmek açısından buradaki haber akışına alternatif aslında medyanın da bir anlamda tek şey elde o kaldı, yani sosyal medya Türkiye'de kaldı. Hocam aslında alternatif medyayı ve sosyal medyanın gücünü ortaya koymakla başlayıp ardından da sizin Can TV'ye gelinceye kadar ne tür çalışmalar yaptığınızı soracaktım. Zaten 2004'ten itibaren bu konulara değindiniz. Biraz kısa olsun çünkü diğer bölümlere de geçeceğiz. Sosyal medyanın gücü ve ne ve biz ötekiler diyelim, bu alanı yeterince iyi kullanabiliyor muyuz? Hayır, biz kullanmadığımız kesin hala, yani bu gerekli. Mesela diyelim ki şöyle bir şey söyleyeyim, açıkça ben çalışıp kurum için aslında söyleyeyim. Yani mesela bizim hala sosyal medya ekibimiz yok. Yani sosyal medya sadece bizim şu anda televizyon yayıncılık ekibimiz var. Uydu üzerinde yayın yapılıyor. Uydu üzerinden yayından yapın. Hasbelkader işte Facebook'a ve YouTube'a aktarılıyor. Bunlar da arşivlenme biçiminde hareket ediliyor ama bir herhangi bir oluşum, bir kurumlaşma vesaire gözükmüyor. Bu bakış açısıyla ilgili bir şey. Yani bunun etkisini ve alanın ne kadar etkili olabildiğini görmemekle ilgili. Bir daha bir şey daha söylemek lazım. Sosyal medyada sizin ulaştığınızın ötesinde bir bilgi edinmesi üzerinizden yürüyor. Yani siz bir paylaşım yapıyorsunuz. Sizin paylaşımınızı belki 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi görmüş gibi algılıyorsunuz. Ama o paylaşım o insanlar tarafından farklı alanlarda farklı bir şekilde de yayılmaya devam ediyor. Yani şimdi şöyle bir şey düşünelim. Mesela sol ve sosyalistler açısından ben tek bir cümle söyleyeceğim. Sizin bastığınız gazeteler, dergiler 1-2000 tane, 3000 tane satıyor Avrupa'da. Kimse gazete dergiye yönelmiyor ama yapmış olduğunuz en küçük yayını 3000-5000 kişiye rahatlıkla izletebilirsiniz. Günlük olarak bunu yapabilirsiniz. Yani bu ihtiyaçlar, bunları yapabilmekten neden çekinmiyor, neden bunun arkasında durmuyor? En temel sebeplerden bir tanesi bu alanın çok yabancı ve başlangıç itibariyle de farklı amaçlar üzerinden okunması. Mesela Türkiye'de
sosyal medyayı, interneti nereden insanlar okuyorlar? Daha çok yoz ilişkiler üzerinden, işin negatif kısmı tarafından. Aynı şey meselesi gibi, yani kadın sokakta yürüyüş yaparsa bu toplumsal, ahlaksal, kültürel yapımıza uygun değildir demek gibi bir şeydir bu. Yani sosyal medyadan uzak durup medyanın toplum üzerindeki gücünü, etkisini görmemek böyle bir yaklaşımla eş anlamdadır. Ve ne yazık ki bizde böyle bir yaklaşım ve bakış açısı var. Ve bu bakış açısının da ötesine çıkamıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Nasıl olsa bu yayınlar olduğu müddetçe, ki çoğalmışlar yani Mardef gibi yayınlar, köylüler artık yayın yapıyorlar. Bütün köylüler, mesela düşünün siz bir dernek kursanız İstanbul'da, bütün köylülerinize ulaşamıyorsunuz. Ama herhangi bir Norveç'te bile, İsveç'te bile bir sosyal medya sayfası açıp bu sayfa üzerinden canlı yayın yaptığınızda bütün sizin izleyicileriniz, bütün köylüleriniz bakıyorsunuz sizinle izliyor, irtibat halinde oluyor, ilişkileniyor ve en azından hatırınızı soran bir pozisyona geliyor. Yani sadece bu bir propaganda, bir haber akışı değil, aynı zamanda sosyal ilişkilerin yeniden düzenlenmesinde de bir rol oynuyor. Ve ileride de daha çok oynamaya başlayacak ve topluma yön vermekle kendisini yükümlü gören kurum ve kuruluşlar da bu etkiyi görerek gerekli adımları atacak kanaatindeyim. Ben diyorum ya, 2004 TV Avrupa deneyiminden biliyorum. TV Avrupa'ya dalga geçenler, gülüpseyenler bir yıl geçmeden kendilerini ayağımıza gelip nasıl televizyon kurarız tartışması yaptılar. Hatta onlara da televizyon kurduk yani. Evet, yani sonuçta süreç artık teknoloji çağı. Birçok yayın olacak. Her kurumun, her siyasi partinin, çevrenin görünür yüzü daha etkili olacağı açık. Ama inan bu sürecin içerisinde de nitelikli, kaliteli yayın yapanlarla bu süreci çok iyi yürütemeyen insanlar elenecektir. Zamanla ortaya çıkacak. Peki Can TV gibi bir yani alternatif medyanın 3 tane büyük televizyonlarından bir tanesiniz ve böyle bir düzenli ve düzgün yayınlar yapabilmek için ciddi bir desteğe de ihtiyacınız var. İzleyicilerden ve Can TV'yi destekleyecek insanlardan ne tür talebiniz var? Ne tür beklentiniz var desem? Şimdi ben bir iki örnek vereceğim. Özellikle geçmiş televizyonlar açısından da bugün de anlaşılması açısından bunun not edilmesi gerekiyor. Çünkü büyük bir fedakarlıkla insanlar bugüne geldiler bu medya alanı, özellikle görsel medya alanı, ki diğer alanlar da böyle. TV Avrupa döneminde çalışan hiçbir arkadaş aylık almadı. Yani 8 ay boyunca yayın yapıldı Avrupa'dan ve yüklü paralar ödendi Sinebeş grubuna. Ama o insanlar, o çalışanlar sadece ve sadece o masrafları ve giderleri karşılama mücadelesi verdiler. Daha sonra mesela Düzgün TV'de kuruluş aşamasında bu konuşuldu ve netleştirildi. Çalışanların hiçbirisi 6 ay boyunca aylık almadı. Ki daha sonra bu işte bir yıla kadar da uzadı. Kısmen Su TV karakterik yapı itibariyle biraz ödeme yapar bir pozisyonda bir kurumdu. Dem TV aynı şekilde kısmen ödemelerini yapan bir kurumdu. Ama bunların hepsi mesela asgari ücret diyebileceğimiz yaşam standartlarının en dibinde. Şimdi ben TV 10 bazen gündeme geliyor, arkadaşlara espri olsun diye söylüyorum. Benim hayatımda keşfettiğim ki biliyorsunuz Türkiye'de yaşamayınca insan biraz fazla bilmiyor. Keşfettiğim şeylerden bir tanesi mescitlerdi. Mescitler o kadar kıymetliydi ki bizim için yani bunu anlatamam. Çünkü biz o Anadolu'nun köylerine, Kürdistan'ın köylerine giderken öyle otellerde falan kalmıyorduk. Arabaların içinde yatıyordu o çocuklar. Ve mescit olduğunda mescitlerin içinde yatılabileceğini öğrendik biz. Yani Sünni bir arkadaşımız bir gün dışarıda kalmıştık ya, mescide gidip yatalım dedi. Biz de nasıl yani, mescide mi yatabiliriz dedi. Mescitlerin kapısı açıktır dedi. Ve biz öğrendik ki mescitlerin kapısı açıkmış. Ve biz yolda giderken şeylere bakıyorduk. Hangi benzinlikçide mescit var? Eğer mescit varsa biliyorduk, hemen benzinlikçide iki kişi arabada yatıyordu. İşte dört kişi gidip mescide yatıyordu vesaire. Böyle yol devam ediyordu. Yani böyle fedakarlık var.
Can TV aynı şekilde. Yani insanların ne zorluklarla çalıştığının görülmesi gerekiyor. Yani nasıl uykusuz kaldıklarını, nasıl zorlukları ve baskıları göğüslediklerini. Mesela TV10 zamanında Kobani sınırındaki yayınları dünyaya duyuran pozisyondaydı Ali kanalı. O dönem çok ciddi hizmetler verdi TV10 yayıncılığıyla, canlı yayıncılığıyla. Şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Herkes işte 7 Haziran seçimlerine bahsediyor. 7 Haziran seçimlerine kadar, 7 Haziran seçimlerine kadar işte siz 2009 deyin, 2009'dan işte 7 Haziran seçimlerine kadar yapılmış olan tüm canlı yayınların altında Alevi televizyonları vardır. Alevi televizyonculuğu, Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Toplum Partisi, BDP gibi kurumların yayınlarını dünyayla buluşturmuştur. Yani bugün birçok medya kuruluşu bundan yararlandı, Kürt medyası bundan yararlandı. Ama bunun arkasında Alevilerin imzası olduğunu söylemek gerekiyor. Bu kesinlikle abartmadan ve hiç de öyle mütevazi davranmadan bizim imzamızı taşıyor. O anlamda da bu sürece de katkı sunduğumuzu alternatif medyaya da ciddi anlamda demokrasi mücadelesine, demokratların yayıncılık mecrasına da ciddi katkılar sunduğumuzu da söylememiz gerekiyor. Evet, aynen katılıyorum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bizler de küçük bir yayın yapalım derken bu yayının ortaya çıkması için arka planda ciddi bir çalışma var, bir emek var. Hı. Ve gerçekten de o yayını ulaştırmak için birçok yani ekonomik anlamda da külfet var. Bu anlamda yani kendisinin kanalı olan, televizyonu olan alanların desteklenmesi, güçlendirilmesi, sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Umarım gerekli ilgiyi ve desteği de Mardin mesela Can TV kendi mecrasını bulacaktı kanadı taşıyorum. Yani Alevi toplumu o mecrada sahiplenecekti. Mardin'in önünde yayıncılığını bizim Maraşlılar tarafından destek görmesi gerekiyor. Yani şöyle bir destek görmesi gerekiyor. Neresinden bakarsanız bakınız. Avrupa'daki orta ölçekli işletmelerin neredeyse büyük bir ağırlığı bizim toplulukların elinde. Bu toplulukların vicdan hesabı olarak, vicdan borçları olarak yani ülkelerine karşı, topraklarına karşı, çocuklarına karşı sorunun bir parçası olarak en azından vicdanlarını rahatlatmak için de olsa katkılarını sunması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, aynen katılıyorum. Hocam benim yani biraz süremizi açtık ama kullanacağız. Mecburen diğer bölümleri de yapmak zorundayım. Kısa da olsa geçelim. Benim kısa soru cevap bölümüm var. Evet. Her konuğuma kısa sorularımı yöneltiyorum. Kendilerinden de kısa cevaplar almaya çalışıyorum. İsterseniz hemen ona yapalım. Haksız yere suçlandığınız oldu mu? Evet. Sayın Yıldız, bugüne kadar yaşadığınız en büyük hayal kırıklığınız nedir desem? Dem TV. Zor bir insan mısınız? Evet. Sayın Yıldız, hiç kimsenin göremediği bir özelliğiniz var mı? Kimsenin göremediği bir özelliğim yok. Herkes benim aslında dışarıda her şeyimi görüyor. Kendinizi yalnız hissettiğinizde ne yaparsınız? Kendimle kavga ederim. Teori mi, pratik mi? Pratik. Sayın Yıldız, Türkiye'de basın özgürlüğü olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu çok ayıp olur. Türkiye şu anda 153. sırada dünyada. Bence bu da yanlış bir bilgi. Nedenini sorarsanız kayıt alma biçim ve tarzı ile ilgili. Yani siz kaydı neye göre alıyorsunuz, ölçütünüz nedir diye sorduğunuzda başka bir ölçüt çıkıyor. Yani bizim ölçütlerimiz çıkmıyor. Yani sonuçta basın mensubusunuz, bir gazete üzerinde çalışmalarınız, siteleriniz var. Yani bu anlamda gerçek ve objektif yayın yapan görsel Can TV'nin dışında kanallar var mı desem? Bu polemik olur. Herkes kendisine gerçeği söylüyor.
Peki hocam. Sayın Yıldız, Maraş'ın belli başlı birçok sorunu var. Sizce bu sorunların en başında ne geliyor? Göç. Ruhunuzu beslediğini düşündüğünüz bir şey var mı? Müzik. Sayın Yıldız, sizin için bir kararı vermek mi zor, yoksa o kararı uygulamak mı? Yani hızlı karar veririm, verdiğim kararı da uygularım. Çocukluk arkadaşlarınızdan hala görüştükleriniz var mı? Var. Bir iki tanesine selam gönderebilir misiniz? Zeki Kaba var mesela. Çocukluğumda en çok birlikte olduğum, oynadığım kişidir. İsmail var. En çok kavga ettiğim, İsmail Şahin teyzemin oğludur. En çok kavga ettiğim kişidir. Yani çocukluk mu? Ben çocukken cezaevine girdim. Onu da söyleyeyim, 1986'da daha 16 yaşındayken cezaevine girdim. O cezaevindeyken de uyumlu bir şekilde diyelim, çünkü o dönemler kötü dönemlerdi. Olgun Şensoy var mesela, onunla da ilişkilerim hala devam ediyor. Hala atışırız ama birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Sanatçı tarafsız olabilir mi? Yok, böyle bir şey yok yani. Hiç kimse tarafsız olmaz. Yani en tarafsız adam da bir taraftır yani. Kötü taraftadır yani. O tarafsız olduğunu söyleyen adam zaten kötü taraftadır. Yani taraftır, kötü taraftadır. Anı yaşamak mı, planlı yaşamak mı? Ortamına göre değişiyor. Sonuçta şair bir yönünüzde var. Beğendiğiniz şair var mı desem? Veya şair. Kendini beğeniyorum. Yani kendini beğenmek de güzel ama yanında sizinle birlikte. Yani şöyle bir şey var. Mesela bizim gençliğimizde biz dışımızdakileri arardık. Ahmet Arif tartışılmaz bir şekilde en beğendiğimiz şairlerden bir tanesi. Ama Pablo Neruda'yı da okurum yani, severim. Sizce teknoloji insanları yalnızlaştırır mı, yoksa sosyalleştirir mi? Bu sosyalleşmenin başka bir aracı. Yani sonuç itibariyle sosyalleşmekte ne kastettiğinizle ilişkili bir şey. Eğer insanlarla tanışmaksa insanlarla tanışıyorsunuz. Kavga etmekse sosyal medya üzerinden de kavga ediyorsunuz. Yani bunu şöyle bir şey düşünün. Almanların en sosyal oldukları yer neresidir mesela? Almanya'ya gidin, iş yerine gidin. İş yerinde adama deyin ki ya bana bir tane çay verir misin? Çay içiyordur yanında, size çayını vermez yani. Yemeğini yer, çayını yer, teklif etmez, yiyecek misin diye sormaz. En sosyal oldukları yerler barlardır. İçki içerken barda size içki ısmarlar. Sizinle oturup sohbet eder, derdinizi dinler. Yani bu anlamda neresi mekan vesaire değildir. İlişkilenme biçim ve tarz itibariyle. Yani eskiden insanlar gidiyorlardı, evliliklerini görücü usulü yapıyorlardı. Bu çok sosyal bir davranış oluyor da insanların birbirlerini sosyal medya üzerinde tanımaları da asosyal. Böyle bir şey yok. Bu aslında şöyle bir durum da yaratıyor. Egemenlerin bizim dünyamıza girmeyin cümlesiyle eşdeğerde bir şey. Teknolojisi bugün yaratılmışsa bunu en iyisinde de bizim yaralamamız lazım. Peki Sayın Yıldız, kitaplarla aranız nasıl? Yani işte burası işin kötü tarafı. Yani bu işin kötü tarafı. Şöyle rahatlıkla söyleyebilirim, bir 15 yılda doğru düz kitap okuyorum. Yani bunun en büyük etkilerinden bir tanesi, en büyük etkisi hareket halinde olmamız. Yani o kadar hareket halindeyiz ki, ama şunu söyleyebilirim, yani ilgimi çeken kitapların tümünü o yol boyunca okuduk. En son okuduğunuz kitabın adı? En son okuduğum kitabın adı. Kısaca Kürdistan Tarihi diye bir kitap okuyorum. Şeyin, Kasım Engin'in. Evet. Hiç fidan diktiniz mi? Yani biz köydeyken 3 yılımı köyde geçirdim. Yani hayatımın bir 3 yılı var köyde. Herkes benim köyde yetişmiş biliyor. Çünkü kullandığım Türkçe de aslında çok böyle tam köylülere has bir Türkçe. O 3 yıl boyunca çok fidan da diktim. Ağaç da sevdim. Yani suladım. Bizim oralarda bahçe sulamak çok sıkıntılı bir mesele. Öyle kolay falan değil yani. Suyu bıraktım da bahçe suladım. Öyle yok yani. Gelenekçi mi, yenilikçi misiniz? Yo, ben gelenekçiyim yani. Aslında köylü tarafının ağır bastığı, muhafazakar bir adamım diyebilirim.
Ama görünüşte dışarıda insanlar modeli falan diyebilirler. En sevdiğiniz renk? Kırmızı. Sizin için susmak mı yoksa konuşmak mı daha zor? Susmak zor ya. Susmak zor bir şey. Yani konuşmak insanın kolayına gidiyor. Hangi kimliğiniz öncelikli gelir? Alevi. Kendini bilmek mi daha önemli yoksa kendini fark etmek mi? Yani kendini fark edersen kendini bilirsin. Bilgi mi bilinç mi? Ya bilgi bilinci getirir. Hangi eşitliğe inanmıyorsunuz? Erdoğan'a eşit olmadığıma kesin inanmıyorum. Reform mu devrim mi? Yani devrim güzel. Çok okuyan mı bilir yoksa çok gezen mi? Ha şimdi sen bana diyorsun ki ama ben okuma işini şöyle izah edeyim. Şimdi bizimkiler ben okula giderken bu çocuk çok çalışıyor diyorlardı. Yani çok okuyacak adam olacak. Oysa ki ben not ortalamam 4.5'ten 5'ti. Yani geçer notu zor alıyordum. Şeydi. Çünkü benim ilgim diğer kitaplaraydı. Peki hocam. Sayın Yıldız, yöre müzisyenlerimizden, halk ozanlarımızdan ve sanatçılarımızdan beğendikleriniz var mı? Birkaç tanesini sayabilirim. Şimdi birisini söylesek öbürünün gönlü kalacak. Yani burada. Ama şunu söyleyebilirim. Yani mesela ben kendim de söylemeye çalıştım. Mesela Tacım Rezi'nin söylediği Yalnızım Bu Ellerde. Yine Büyük Mehmet Yüksel'in mesela saz tonlaması ve rahatlığı muhteşem yani. Teşekkür. Rahatlıkla söylüyor. Ve bunların ses kayıtları böyle eski ve kalitesi olduğu için dinlenme oranları çok düşük. İleriyordum ki onlar mesela kaliteli bir ortamda o okumaları yapmış olsalardı çok daha güçlü etkiler yaratırlardı. Hayata dair bir sloganınız var mı? Yani şöyle bir şey var. Gidilmesi gerekiyorsa gidilmelidir. Yani bu söz bana ait değil ama ben bunu sıkça kullanırım. Bu hakikatlerin bir sözü. Yani sözü uzatmaya gerek yok. Gidilmesi gerekiyorsa gidilmelidir deyip o işi yapmak gerekiyor. Herkesin bir şey olduğu bu hayatta siz ne oldunuz? Ben ne oldum? Ay bu soruyu yani düşünmem gerekiyor. Ben ne oldum diyor. Şimdi benim ne olduğuma benim vereceğim bir karar yok ama toplumun buna bir karar vermesi gerekiyor. Daha çok da bu toplumun karar vermesi de ölmemizi bekliyorlar yani. Öldükten sonra ne olduğumuza karar verecekler. Mutlaka yaşarken de neler yaptığınızla ilintili hakkınızı gerektiği gibi verecek dostlarımızla. Ya şimdi izahat mesela sana bir şey söyleyeyim. Bu ben biliyorum ama bu son şey yani soru var mı daha? Yok bitirdim. Son soru. Ben şimdi şeyin hikayesini anlatacağım burada. Bu Eşmer Yağmur Dereli'nin hikayesi. Şimdi Eşmer Yağmur Dereli kör biliyorsun. Diyor ki ben diyor Sinop hapishanesindeydim. Bir gün dediler ki işte banyo yapılacak. İşte kaç günde bir banyo yapılıyor diyor. Tabii ben kör olduğum için diyor elimde tas diyor. Önümdeki adamın sesine göre onun arkasından gidiyorum diyor. Diyor o anda diyor birdenbire bir olay oldu diyor. Bir anda dediler ki avluda toparlanın dediler diyor. Herkes koşmaya başladı diyor. Tabii ki ben de diyor sesi takip ediyorum. Yani bağıran sesi takip ediyorum ki ben de oraya gidebileyim. Gözüm görmüyor. Diyor tabii ki o arada diyor ben diyor birisi bağırıyor ben onun peşine gidiyorum. Birisi bağırıyor ben onun peşine gidiyorum ki varayım oraya. Neyse en sonunda diyor birileri kolumda tuttular beni orada sıraya koydular. Diyor. Sonra diyor ben sürgün olarak Adana'ya gittim diyor. Adana cezaevine gittim diyor. Adana cezaevinde diyor biz oturuyorduk böyle Sinop'ta benimle birlikte cezaevinde kalan birisi varmış diyor. O diyor anlatıyor beni anlatıyor. Diyor ki siz biliyor musunuz bu adamı? Bu adam o kör gözleriyle o gardiyanın peşine vermişti. Gardiyan kaçıyordu bu peşine verdi. Gardiyan kaçıyordu bu peşine verdi. En sonunda zorla bunu durdurdular. Yani bizim algımız bu. Yani toplum bize bir mana kendine göre yüklüyor.
Ben bazen biliyorum yani mesela hiç ilgim ve alakamın olmadığı konularda bakıyorum önüme bir şey geliyor. Yapacak bir şey yok. Toplum size kendisine göre ya bir misyon biçiyor ya bir olaydan sorumlu tutuyor vesaire. Yani işte esmer yağmur dereleri gibi biz kör gibi koşuyoruz. Diğeri de bizi kahraman diye görüyor yani. Evet, zaman zaman yanlış anlaşılmaya da vesile olabiliyor ama Evet. genel hatlarıyla üreten, halkının yanında duran insanlar zaten pratiğiyle de yani Evet. kendini gösteriyordur. Gerektiği ilgiyi, alakayı Evet. göreceğini de ben düşünüyorum. Ama Eyvallah. zaman zaman insanların yalnız kaldığı, zorlandığı dönemlerde mutlaka oluyordur. Evet Evet. hocam, sonuçta yayın esnasında birçok konuyu değineceğiz dedik ve ülkenin geldiği nokta ve durumu hakkında ne düşünüyorsunuz diyeyim. Kısaca da olsa burayı da geçelim. Şimdi ülke. Ülkenin durumu hakkında ne diyebiliriz? Yani ülkemizin gelmiş olduğu durum aslında bu toprakların artık yaşanamaz hale getirdiğini gösteriyor. Yani bir kere şu anda net bir şekilde Türkiye'de Türk ve İslam kimliği dışında tüm kimliklerin bu ülkeyi terk etmesi isteniyor. Bu kimlikler Kürtlerdir kovulup yok edilmek isteniyor. Alevilerdir kovulup yok edilmek isteniyor. İşte gayrimüslimlerdir yok edilmek isteniyor. Asürlilerin zaten kökünü getirdiler. Ezidi dediğimiz kimse kalmadı. Diğer topluluklar yani benzeştirdikleri topluluklarla birlikte burayı bir cehenneme çevirip işte AKP şahsında parayı götüren MHP'nin de devlette kadrolaşmayı esas aldığı bir ortaklıkla ülke cehenneme çevriliyor. Yani eskiden mesela biz okullardayken şey derlerdi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi kendisine yetebilen bir ülkedir. Yani ürettikleriyle toplumun tükettiklerinin birbirine denk geldiği bir ülkedir demişti. Ve bize böyle öğretirlerdi. Şimdi ise Türkiye kendi kendisine yeten bir ülke değil, kendi tüm halkın ortak mallarını ve değerlerini peşkeş çeken, satan, pazarlayan bir ülke durumuna düşürüldü. Saygınlığı zaten en diplerde yürüyor. Siyasetteki ciddiyetsizlik her tarafta görülüyor. Ben sıkça tekrarlarım. Bir ara bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanı Devlet Bahçeli ki şey diyordu. Ecevit döneminde başbakan yardımcısıydı. Başbakan yardımcısıyla Avrupa'da tek bir resmi toplantıya alınmadı. Alınmadı. Faşist ve ırkçı bir partinin başkanı olduğu için. Bugün de alınmıyor. Yani bugün de Devlet Bahçeli gibi insanlar ama ülkemizde ne yazık ki bu insanlar şu anda itibar gören insanlar ama en çok da temsil ettiklerini söyledikleri toplulukların kimliklerini aşağılıyorlar. Yani Devlet Bahçeli'ye bakıp insan Türklükten, Erdoğan'a bakıp insan İslam'dan nefret ediyor. Yani İslam fobisi falan deniliyor. Bu fobinin yaratılmasının sebebi IŞİD gibi örgütlenmeler, Erdoğan gibi siyasetçiler, Türklük kavramını da en az çok aşağılayan kesimlerden bir tanesi de Devlet Bahçeli gibi insanlar. Bu insanların varlığı aslında ülkenin kaderinin kurutulmasından öteye anlam ifade etmiyor. Bu topluluklar da yani bu kişiler de ne kadarını götürürsek o kadar kârdır mantığıyla yaklaşıyor. Özellikle Erdoğan'ın siyasetinde bu net bir şekilde görünüyor. Yani Erdoğan'ın artık siyaset üretme, siyasi irade belirleme gibi bir durumu söz konusu değil. Çünkü tamamıyla Ergenekoncuların, bu Asyalıcı, Avrasyacıların elinde kullanılan, İslamcılara da karşı, İslam'a karşı da kullanılan aynı zamanda bir şahıs pozisyonda o da bu süreci hesaplarını ve kesesini doldurma süreci olarak okuyor. Çünkü Erdoğan'ın yanında da kendisinin yola girdiği zaman
iktidara geldiği zaman yol arkadaşı olan en yakındaki arkadaşlar gittiler yani. Yani şu anda Abdullah Gül gitti, işte ne bileyim Bülent Arıcı gitti, Ali Babacan gitti vesaire, Davutoğlu gitti, Hüseyin Çelik gitti vesaire. Bunların hepsi Erdoğan'ı Erdoğan yapan adamlardı. Bunların hepsi gittiler. Şimdi Erdoğan'ın yanında ona ben ondan hesap sormazsam şerefsizim diye Süleyman Soylu gibi adamlar. Peki hocam şöyle bir şey sorsam. Bu AKP'den yol arkadaşı dediği birçok insan ayrılırken niye sessiz kalabiliyor? Şimdi yani, mesela şunu görmek lazım. Mesela Türkiye'de toplumsal değişim ve hareketlilik hep güç üzerinden yürümüştür. Mesela Türk toplulukları Orta Asya'dan geldikleri zaman da İslam'la karşılaştıklarında önce İslam'a karşı bir direnç gösteriyorlar ve direncin hemen ardından ilk yaptıkları iş İslamiyet'i benimseyip İslamiyet'in içerisinden pay kapmayı hedef alıyorlar ve uzun sürede İslam'ın orduları içerisinde savaşçı olarak kendilerini kullandırıyorlar. Ve savaş içerisinde, ordu içerisinde belli bir noktaya geldikten sonra biliyorsunuz işte Anadolu Selçuklu Devleti gibi bir örgütlenmeyle kendilerini tekrar ortaya koydular. Türkiye'de bu karakterist bir özellik haline gelmiş. Mesela iki topluluk birbirine çok benziyor. Almanları çok benzetirler. Şimdi espri konusu oluyor Almanların. Diyorlar ki Almanlar greve gidecekleri zaman şöyle karar alıyorlar. İş çıkışlarını grev saati seçiyorlar. Yani grevlerini çalışma saatleri dışında. Yani önce gidiyorlar fabrikada çalışıyorlar. Fabrikadaki işler bittikten sonra greve giriyorlar ya da gösteriyi yapıyorlar, protestolarını yapıyorlar vesaire. Yani devlet geleneğinin ciddi bir şekilde ruhlarına işlediği bir toplumsal yapı söz konusu. Bir de şöyle bir şey var. Biz hep mesela zor aygıtını dışlıyoruz. Yani zor aygıtını gerçekten görmezden geliyoruz. Yani zor aygıtı şu anda Türkiye'de çok ciddi bir şekilde toplumun üzerinde kullanılıyor. Yani düşünün, yani başkasının tweetini de retweet ettiği için insanlar milletvekilliklerinden alınıyorlar. Yani insanlar uçaklarla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi uçaklarını havalandırarak kendi vatandaşlarını ve kendisinin topraklarını bombaladı. Yani Türkiye Cumhuriyeti ordusu, askeri çok kutsuyorlardı, çok önemsiyorlardı. 16 Haziran Temmuz'da görüldü, 15 Temmuz olayları döneminde kendi askerinin boğazını kestiler. Yani şu anda da o çocukları idamla vesaire yargılıyorlar. Kanun hükmünde kararnameleri binlerce kişiyi işten çıkarttılar. Yani zor aygıtı insanların yaşam alanlarının tümüne yönelmiş durumda. Ve insanlar bu zor aygıtına rağmen, bakın bu zor aygıtına rağmen bu kadar baskı ve saldırıya rağmen toplum hala ayakta duruyor. Hala mesela Erdoğan şu anda seçime gidememesi sebeplerden bir tanesi bu toplumsal desteği görememesinden dolayıdır. Yani bu kadar baskıya rağmen, bu kadar talana rağmen, bu kadar hırsızlığa rağmen, bu kadar satın almaya rağmen toplum sesini çıkar. Mesela sosyal medyada siz şöyle bir şey görüyorsunuz. Mesela bir tweet atıyorsunuz, tweet'i mesela kimse beğenmemiş. Ama kimsenin beğenmemiş olması şu anlama gelmiyor. Onun binlerce kişi tarafından okunmadığı anlamına gelmiyor. Yani bu anlamda mesela Halkların Demokratik Partisi şahsında değerlendirirsek, tüm baskılara rağmen, tüm saldırılara rağmen, tüm tutuklamalara rağmen hala oy oranı %10'un altına indirilemiyor. Eğer indirilmiş olsaydı şimdi çoktan seçime gitmişler. Şimdi bu böyle bir atmosferde büyük bir direncin olduğunu görmek gerekiyor. Diğer bir nokta gerçekten mesela insanları açlıkla terbiye etmek. Geçen televizyon programında da söyledim. Şimdi insanlar patates kuyruğunda birbirine giriyorlar. Soğan kuyruğunda birbirine giriyorlar. Ekmek kuyruğunda birbirine giriyorlar. Şimdi düşünün, kendinizi onların yerine koyunuz. Çocuğunuza verecek ekmeğiniz yok evde. Kızınıza indireceğiniz, sofrasına koyacağınız bir şey yok. O domates ve patates o kadar kıymetli ki kimse onları hor göremez yani. O görmemelidir de. Bu bir ticaret ve bir şey alanı değildir. İnsanların
minimum ihtiyaçları bile ellerinden almış bir durumda. Bakınız, şunu net bir şekilde görmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler arkalarında 3000 kişilik koruma ordusu olmadan dışarı çıkamıyor. Erdoğan bugün yola çıktığı zaman yüzlerce araçta kendisini koruma ihtiyacı duyuyor. Kimden? Halktan. Demek ki halk bundan bu kadar nefret ediyor. Halk ondan o kadar nefret ediyor ki o kendisini korumak için 3000 kişilik bir orduyla dışarı çıkma ihtiyacı duyuyor. Başka bir ülkede gördünüz mü? Avrupa'da insanlar en nefret ettiğiniz siyasetçi bir de bisikletle gidiyor. Kimse karışmıyor. Kimsenin umurunda bile değil. Kimsenin korkutu ettiği falan da yok. Ama Erdoğan o büyük korkunun, o büyük dışlanmışlığın temsiliyetini yaşıyor. Onun için onun koruma ordusuna ihtiyacı var. O anlamda öyle halkın, mesela terörler örneğinde söylediğim gibi halkın sessiz bir direnişi var. Bunu görmemiz gerekiyor. Evet hocam, yani biraz geç olduğu için ben değerlendirme yapmak istemiyorum. Ama şu bir gerçek, HDP üzerindeki kapatma davası, kayyumlar, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin ve akademisyenlerin direnişi, sivil toplum örgütlerinin üzerindeki tasfiyeler veya etkisizleştirme çabaları, Erdoğan'ın kazanabileceği bir seçime hazırlık yapma çabasına rağmen bunu cesaret edememesi de bunu açık süreci gösteriyor. Umarız bu savaş konseptli uygulamalardan bir an önce vazgeçilir ve daha demokratik ve daha yaşanılır bir ülkeye evrilir diye umuyoruz. Ama bunun da koşulu direnmekten geçiyor. Evet, şimdi sana şunu söyleyeyim. Mesela bizim istediğimiz savaşsız bir ülke sadece ve sadece bu adamların gitmesiyle mümkündür. Bu adamların varlığıyla, yani Erdoğanların varlığıyla, Süleyman Soylu'ların varlığıyla, Hulusi Akar'ların varlığıyla. Akar kendi ordusu başında boğazı iple gelip şov yapan adamdır yani. Bu adamda ne bir askeri temsiliyet vardır ne de bir insani temsiliyet vardır. Bu adamların varlığıyla, işte Devlet Bahçeli gibi adamların varlığıyla siyaset değişmez. Siyaset değişmez çünkü varlıklar bunun üzerine kurulmuştur. Siyaset eğer barışa evrilirse, birlikte yaşamaya evrilirse bunların o ülkede yaşama şansları yoktur. Evet hocam, birazcık da yöresel gündemimize geçelim. Malum Mardev TV'desiniz. Mardev'in de genel bir çalışması var. Kısaca Mardev'i çalışmalarını takip eden, hatta bu işin içerisinden de olan birisiniz. Direktmen olayın dışında değil, Maraş girişimi. Maraş girişimi dedik. Ama bu süreçte de bu çalışmanın içerisinde yer alan insansınız. Mardef'in çalışmalarını bu pandemi koşullarına rağmen ortaya koyduklarıyla ilintili küçük bir değerlendirme yapabilir misiniz? Nasıl görüyorsunuz? Bak, Mardef'in en iyi yaptığı çalışmalardan bir tanesi bu Mardev TV'dir. Yani şu an pandemi döneminde insanların ilişkilenmesini sağlayan, birbirleriyle ilişkilenmesini sağlayan, birbirlerini görmesini sağlayan, birbirlerini en azından bu dönemi değerlendirecek bir süreci yaratmasına vesile olan bir çalışma. Bu anlamda da Mardev'i ve bu onda da emek verenleri tebrik etmek gerekiyor. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bu konuda da en iyi, yani sosyal medya üzerinde bu tür yayıncılıklar yapılıyor. En derli toplu yayın yapan kurum Mardev'in çalışmaları. O anlamda bu çalışmanın iyi değerlendirilmesi gerekiyor. İyi değerlendirme, iyi okunması gerekiyor. Yani bu sürecin işte Maraş'ın tarihidir, sorunlarıdır, inancıdır, göçüdür, Avrupa'sıdır. Bunların hepsinin tek tek ele alınması gerekiyor. Yani sadece saz çalınan, türkü söylenilen bir pozisyon içerisinde bu sürecin geçirilmemesi gerekiyor. Varsayın ki bir eğitim dönemi ve sürecindeyiz. Bunu bir eğitim dönemi olarak okumak gerekiyor. Diğer taraftan şu çok önemli, bizim bölgenin insanları birlikte hareket etme ihtiyacı duyuyorlar. Yani bu ihtiyacın Mardev'in sağlaması gerekiyor. Mardev'in sağlarken de farklılıkları bir yana bırakması gerekiyor. Yani farklılıklar bir yana bırakılıp toplumun yan yana gelmesi, mesela bunu siyasetten çok yapıyoruz, söylüyoruz. Mesela diyelim ki Halkların Demokratik Partisi siyaset belirliyor. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi de belediye kazandırabiliyor Büyükşehir Belediyesi'ne.
Ama en yakındaki köylüyü ya da birlikte yaşadığın insana karşı aynı toleransı göstermiyorsun. Yani bunların aşılması gerekiyor. Bunların tartışma olmaktan çıkarılması gerekiyor. Kısas ve kaideler birlikte olabilmenin şartlarını ve imkanlarını yaratması üzerinde sadece olması gerekiyor. Yani ayrılıkların derinleştirilmesi üzerinden, mesela ayrılıklarımızı derinleştirmek için çok gerekçe ve sebeplerimiz var. Yani biz deriz ki ben bunu sık yaparım, ben diyorum ki işte biz Afganistan'ın tavuğu diyorum, sizin emirlerin tavuğuyla karışmamıştır son yıllara kadar. Ama büyük bir dayanışmanın olduğu bir topluluğuz. Mesela Maraş topluluğu diğer topluluklar gibi değil. Mesela Dersim katliamının yaratmış olduğu bir dezavantajla yol alıyor. Ki bizde de belki Maraş katliamı diyeceğiz ama Maraş katliamı Maraş merkezde sınırlı kaldı ve o işte köylere ve benzeri alanlara yansımadı. Yani Dersim kadar dağıtıcı olmadı. Maraş'ın dağıtılması belki 80 sonrasında özellikle yurt dışına çıkmakla başlamış oldu. Yani o süreçle başlamış oldu. Yani köylü şehirli tiplemesi doğmaya başladı. Ama buna bunu daha kendi mecrasında yürüyecek bir halde tutmanın yolu da bu kurumların varlığıdır. Yani bizim diğer tüm kurumlarımızın hangi yapıda, hangi düşüncede olurlarsa olsun MARDEF'in çatısı altında birleşmesi gerekiyor. Diğer bir nokta, bu çatı altında yanlış yapılıyor ise bu çatı altında bu yanlış düzeltilmelidir. Yani Maraşlı kurum ve kuruluşlar kendi üst kurumları olan bir federasyonun içerisinde yer almak suretiyle bu federasyonun yanlışlarını düzeltmeleri gerekiyor. Şeye düşmemeleri gerekiyor. Mesela MARDEF'in en büyük zaaflarından bir tanesi bence bazı yöre derneklerinin kendilerini ekonomik olarak çok güçlü hissetmelerinden kaynaklanıyor. Yani diyelim ki işte Maraşlar, Elbistanlılar İngiltere'de çok güçlüler. Elcom var, Alkascom var vesaire. Bunlar ciddi kurumlar. Ekonomik güçleri de olan kurumlar. İşte bunların ya biz ne yapalım, MARDEF'le ne işimiz var gibi yaklaşımlarının üstüne gidilmesi gerekiyor. İşte ne bileyim Pazarcık Elbistan diye bir kurumumuz var Paris'te. Güzel işler yapıyor. Ama güzel işleri ortaklaştırması gerekiyor. Yani yan yana getirip bir sinerjiye dönüştürmesi gerekiyor. Zaten toplumun mesela şöyle bir realite var. Bu toplumlarda istenilen en temel şey nedir? Bunları dağıtmak, birbirinden ayırmak, birbirine düşürmek. Şimdi siz bu pozisyonda olduğunuz zaman ne kadar iyi işler yaparsanız yapın, bir sonuç elde edemezsiniz, bir sonuca varamazsınız. Mesele burada yani. Onun için bunların yan yana gelmesi, birlik oluşturması ve birliğin de bir sinerji yaratması gerekiyor. İsviçre'de o kadar vakıf var ya, bizim köylerin onlarca vakıfları var. Bu vakıfların kendilerine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani öyle şey ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum, benim şu kadar param var, benim bu kadar. Bunlar bu topluma fayda getirmiyor. Çünkü diğer ne diyorlar, bunu görmek için ille de bizim de aynı hataları yapmamız gerekmiyor. Yani geçmişte var olan kurum ve kuruluşların tarihi var, geçmişleri var. Bunlara baktığınız zaman siz kendinizin ne yapması gerektiğini görürsünüz. Onun için buna uygun davranmak gerekiyor. Yarın öbürsü gün bu kurumlarımızın başkanlarının cenazesi de herhalde Avrupa'da kalır. Yani böyle yaklaşmazlarsa. Yani evet. Hiç şeye gerek yok. Çocukları karar alacaklar. Diyecekler ki yok biz, ben burada yani büyük bir üzümle biz bazı arkadaşları yolcu ettik. Maraş'a gitmediler. Mesela bu sıkça yaşadığımız bir şey değildi. Yani değildi. Ama gerekçeleri nedir? Aileleri artık biz buradayız ve burada kalması gerekiyor cenazelerimiz dediği anda itibaren zaten senin Kürtlüğünde, Alevliğinde, solculuğunda, şuyunda, buyunda tamamıyla mezara gitmiş oluyor. Onun için yan yana gelip ortak değerlerin en azından yaşayacak olan kesimler için yaşatmak bir mecburiyet haline geliyor. Evet. Yani MARDEF'in misyonu bir de şunu görmek gerekiyor. Yani Avrupa'da yaşayan ekonomik alanda örgütlü, güçlü olan bir tabanı olduğunu görmek gerekiyor.
ve bu tabanın enerjisini Mardin'de toparlamak da gerekiyor. Yani hiç şeye düşmeden, evet belki biraz şuraya görüyoruz mesela, bizim bir tane Hasan vardı, isim benzerliği de bizim orduluydu, Fatsalıydı. Biz ona diyorduk ki irili ufaklı patron düşmanı Hasan. İsmi öyle çıkmıştı. Şimdi bizim kurumları da böyle düşünmeden yan yana gelip onların sinerjilerini, enerjilerini de bu kuruma katmamız gerekiyor. Bu kurumla çok iyi işler yaptılar. Mesela ben son günlerde izliyorum. Bizim de köylümüz aşiretimizden Ela Deniz için mesela kampanya başlatıldı. Ve gerçekten de bu toplum çok ciddi fedakarlık bir şekilde katıldı, destek verdi. Ve vermeye de devam ediyor. Yani onu görebiliyorsun. Ben birçok tanıdığım insanın nasıl devreye girdiğini, nasıl hareket ettiğini, oraya buraya ulaşmak için nasıl çırpındığını gördüğüme şahit oldum. İşte o enerjinin Mardin'de toparlanması gerekiyor. Kesinlikle örgütlenmeyi, bir arada olmayı, dayanışmayı bitmemiz gerekiyor. Ortak mücadele bizim tek kurtuluşumuz. Birlikte olursak başaracağız. Ama bunun koşullarını sağlamak gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi böylesi güçlü ama merkezi dar tutmaya çalışan arkadaşlarımız var. Bence daha ortaklaşmayı, bölgenin ihtiyaçlarına, bölge insanın sorunlarına çözüm üretebilecek bir enerjiye dönüştürmemiz gerekiyor. Küçük olsun benim olsun anlayışımdan uzaklaşmak gerekiyor açıkçası. Ama bunun koşullarını... Evet, kesin. Kendilerine... Şöyle de bir şey var. Mesela Hasan şöyle bir şey var. Ben şey değinirken onu da vurgulamak istiyorum. Mesela Ela Deniz için bizimkiler ciddi kampanya yürüttüler. Sonuçta biz bu toplumun bir parçasıyız ve şu anda Ela Deniz gibi onlarca kişi var. Ve kişilerin de bizden bekledikleri destek talepleri var mesela. Görünen odur ki bu tür sorunlar, yani bizim aslında bazen bölgenin sorunları, işte bölgenin şahsi dayanışması olarak gördüğümüz meselelerin kaynağında devletin kendisi var. Yani bugün Ela Deniz'in bu duruma düşürülmesinin sorumlusu devletin uygulamış olduğu siyaset ve politikadır. Onun uygulamış olduğu sosyal politikalardır. Bundan bağımsız bu ele alınamaz. Yani bundan bağımsız ele alındığı zaman bir ayağı eksik kalıyor. Yani biz bir Ela kurtardık ama biz Ali'yi ne yapacağız? Hadi Ali'yi kurtardık, Ceban'ı nasıl yapacağız? Ki bunlar bu tür ihtiyaç içerisinde, yani şöyle bir şey değil. Yani toplumun açlık üzerinde terbiye eden bir ülke var. Yani biraz önce o patates ve soğan meselesine girdik. Bizim bazı kurumlarımız meseleyi öyle okuyorlar. Yani şöyle bir şey yapıyorlar. Biz diyoruz şu kadar fakire, mesela bizim Akel'de bir vakfımız var. Birçok yöneticisi akrabamdır. Biz şu kadar fakire diyor, şu kadar yemek yardımında bulunduk. Şu kadar gıda yardımında bulunduk vesaire. Şimdi bunu yaptığınız zaman siz aslında sistemi meşru düzenine çekiyorsunuz. Sistemi böyle işlemesi gibi bir durum ortaya çıkarıyorsunuz. Oysa ki bu sistemin değişmesi gerekiyor. Yani o insanlara seni yiyecek taşıyan bir pozisyondan çıkman gerekiyor. O insanların böyle bir durumu da yok. O insanlar iş verdikleri zaman çalışacak durumdalar. O insanlar imkanlar verdikleri zaman o imkanları kullanacak insanlar. Ama bunlar ellerinden alınmış. Onların emekleri talan edilmiş. Onların imkanları kısıtlanmış. Ama bunun üzerinde bir keyfiyat sürdüren bir topluluk var. Bu topluluğa sesini çıkarmadan iş yürütmek mümkün değildir yani. Bunu reddetmeden yol yürümenin imkanı yok. Sistemi yargılamayan, sistemi karşısına almayan, bu sistemi sorgulamayan, hiçbir dayanışma amacına hizmet eden bir dayanışma değil. Yani ruhum, ben biraz önce biraz bir seslenişte bulundum. Dedim ki vicdanlarını rahatlatmak isteyenler desteklerini sunsunlar ama mücadele etmek isteyenler o mücadelelerini gerekleri gibi yapacaklar. Yani vicdanlarını rahatlatmak için değil. Acılarını dindirmek için değil ya da hasretlerini gidermek için değil. Yani bunun da altını çizilmesi gerekiyor.
bunun böyle kullanılmasını da müsamaha göstermemek lazım yani. Bunu ne diyorlar, AKP'nin yaratmak istediği direnciler topluluğunu bizim de kendi cephemizden benzeşmek suretiyle yaratmamamız lazım. Kesinlikle. O anlamda. Katılıyorum. O anlamda hatta. bence orada müsaade edin. Bizde öyle bir şeyimiz var. Duygusal mesela, bizim toplumumuz gerçekten çok duygusal bir toplum. Ve hızla bu duygu dünyası onu esir alabiliyor. Güzel bir topluluk yani. Güzel bir topluluk. O güzelliği yaşatabilmenin tek şeyi de o güzelliği gerektiği gibi ileriki topluluklara taşımak. İleriye nasıl olması gerekiyorsa öyle taşımak. Yani benzeşerek değil. Mesela Alevilerin de biraz önce vurguladığım sorunların en temelinde yatan şey benzeşmek. Benzeşmek üzerine bizi yok ediyorlar. Yani şöyle bir şey değil. Birileri yazmış, bizim ibadet yerimiz cami değil Cemil. Biraz önce gördüm de bu şeylerden baktım da. Senin ibadet yerinin cemevi olduğunu kim sana söyledi? Diye de sorarlar adama. Şimdi mesele şu. Adamın camisi var. Sen caminin karşısına bir tane cemevi dikiyorsun. Diyorsun ki benim de mekanım var. Sonra o caminin bir imamı var. Sen de cemevine bir tane dede atıyorsun. O cemevinin bir dedesi oluyor. O camiye gidenler namaz kılıyorlar. 5 vakit namaz kılıyorlar. Sen perşembe günlerine cem koyuyorsun. Perşembe günleri cem yapıyorsun. O namaz kılarken kaç rekat ne bileyim ne okuyor. Sen geliyorsun cemde ne bileyim işte hangi deyişi ve nefesi okuyorsun. Şimdi bunun benzeşmekten başka bir şey değildir. Asimilasyonun temelinde bu yatıyor. Yani asimilasyon ben Müslümanmışım, ben Arapmışım, ben Türkmüşüm, ben Farsmışım falan filan değil. Asimilasyon bir sistem meselesi. Bir sistemin hareket ediş biçimidir. Yani şimdi Müslüman olup demokrat, yani Müslümanınsa adam demokrat olmayacak, Alevi ise demokrat mı olacak? Böyle bir kısas mı var? Yani böyle bir kısas üzerinden yürünebilir mi? Onun için bunların ötesine çıkmak gerekiyor. Bir de o arkadaşa şeyi söylemek istiyorum. Bu Tacım Dede'nin bir hikayesi var. Onunla bitirelim. Herhalde sonuna geldik değil mi? Zamanımız bitti. Şimdi bu Büyük Tacım Dede eskiden bizim Elbistan'ın girişinde gece kondular var şimdi orada. Gece kondu mahallesi dedikleri yer var. Orada eskiden gece kondu yok. İnsanlar da atlarla yürüyerek Elbistan'a giderlerdi falan. Tacım Dede de oradan giderken karşı taraftan bu bizim Perişan Ali geliyor. Şimdi Perişan Ali geliyor. Perişan her zaman melul dolaşan bir adam. Tarlada Tacım Dede'nin önünü kesiyor. Tacım Dede diyor ki o anda ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Dede diyor, görmüyor musun diyor, adamın camisi var diyor, çıkıyor diyor, ezan okuyor diyor, kiminin diyor kilisesi var diyor, havrası var diyor, bizim neyimiz var? Tacım Dede diyor, kurban olduğumu perişanım diyor, onun dışında kalan her şey de bizimdir. Yani Alevi'nin mekanı onun dışında kalanlarındır. Alevi'nin mekanı cemevinin içinde değildir, onun dışındakidir. Bunun bilinmesi gerekiyor. Onun için benzeşmek üzerinden kendimizi yok etmemeliyiz. Yani Erdoğan'ın mesela siyasetini eleştirip Erdoğan'ın yöntemlerine toplumu mahkum etmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Hatta biraz önce de dediğin gibi toplumun mutlaka sosyal, kültürel ihtiyaçlarına cevap olmalıyız kurumsal anlamda. Ama diasporaya geliş nedenimizi sorgulamazsak, o demokratik yönünü irdelemezsek, senin de söylediğin gibi o duygusal bir moda gireriz ki bu da teslimiyeti ve bizi her geçen gün bu sürecin, bu sistemin bir parçası olmaya iter. Bayağı geciktik. 2 saat 13 dakikadır yayındayız ve son bölüme geçiyoruz. Ben de gördüm. Yayınımızın sonuna geldik. Açıkçası Sayın Yıldız, yeni bir projeniz, herhangi bir kitap çalışmanız var mı? Malum pandemili süreçler, birazcık koşullar zor ama yine de ne tür çalışmanız var desem? Şimdi çalışma konusunda şimdi benim aslında kafamda geçen film yapmak, bir film çekmek uzun süredir aslında aklımda. Ama işte bunun her seferinde dedim ya biz yol yürüyoruz. Yol yürürken de bu fırsatları değerlendiremiyoruz, yani kullanamıyoruz. Belki insanlar çok zamanımız varmış gibi görüyor ama öyle bir zaman
yakalayamadık yani. Ama o öyle bir şeyim var ve son dönemlerde de şeyde çok ilgiliyim. Yani sosyal medyanın toplum üzerinde etkisi, bunun bize yansıması. Çünkü gençlerimizin çoğunun orada olduğunu biliyoruz ve bunların hepsi üzerinden aslında kendimi yenileme ihtiyacı duyuyorum. Yani ben kendimi çok eskimiş, zamanı geçmiş gibi hissediyorum. İşte bunu yakalamanın bir süreci olarak görüyorum. Evet, yani benim projem aslında kendimi yenilemek. Yani. Mutlaka kendimizi bir adım ileriye taşımak da değişim ve dönüşümün kaçınılmazlığı ilkesi. Ama iyiye yoruma kafamda sürüyorum. Peki Sayın Yıldız, son olarak bizi izleyen dostlarımıza veya fırsat bulup izleyemeyen ama tekrarını izleyecek dostlarımıza vereceğiniz bir mesajınız var mı? Yani şimdi şöyle bir şeydi, bu ben bir kere panelde söylemiştim. Biz kendimizi aslında çok yerde aradık. Yani önceki ben kendi şahsım üzerinde söyleyeyim. Dünyanın dört bir tarafını neredeyse gezdik. Yani Avrupa, Asya, Orta Doğu gezdik. Belki daha uzaklara gidemedik ama onlar da herhalde önümüzdeki dönemde gideriz. Hep kendimizi aradık. Yani Alevilik nedir, Kürtlük nedir vesaire diye. En sonunda şunu fark ettik ki bizim sürekli kaçtığımız, görmek istemediğimiz kendi topraklarımız, kendi yaşadığımız yer. Yani sonuç itibariyle işte bizim köydeki ziyaret, işte Pazarcık'taki Elif Ana'nın türbesi, işte Hamit Dazı'nın türbesi, işte ne bileyim bir çam ağacının kutsanması, bir dağın kutsanması ve o topraklardaki yaşam ve ilişki biçiminin kendisi. Yani o ilişki biçimini yan yana toparladığınızda sizin kimliğiniz ortaya çıkıyor. En çok ihtiyaç duyduğumuz ve bu kadar kimliksizleştirdiğimiz bir süreçte en değerli şeyimizin kendi topraklarımız olduğunu söylemek ve hatırlatmak istiyorum. Yani şimdi bir şey gibi oluyor. En büyük korkumu sormadın mesela. Ben söyleyeyim. Benim hayattaki en büyük korkum, belki de bir takıntı haline getirmişim. Bir gün öleceğim ki öldüğüm zaman öleceğim zaten o kaçınılmaz. Beni köyüme götürmeyecekler. Yani bunu mesela çocuklarımla da kavga ve dövüş etmiş, söylemişim. Her yerde de söylerim. Millet her zaman diyor ya niye böyle dedi. Ya böyle bir korkum var. Yani bunun olmasını istemiyorum. Yani hiçbir şekilde böyle bir duruma düşmek istemiyorum. Kim olursa olsun, kim itiraz ederse etsin, kim ne olursa olsun imkan yaratılıp oraya gitmek isterim yani. Evet, aslında hobilerinizden ve fobilerinizden de sorularım vardı aslında. Hı. Ama yani sürenin biraz uzayınca bazı soruları elemek zorunda kaldım. Aynen. Ama yani gerçekten hem siyasal hem sosyal hem kültürel anlamda yani hem kitaplarınızdan veya işte çalışmalarınızdan bahsederek dostlarımıza iyi bir akşam, iyi bir yayın buluşturduğumuzu düşünüyorum. Özellikle bizi bu saate kadar yalnız bırakmayan, destekleyen dostlarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ve özellikle konuğum Şükrü Yıldız'a, şair, gazeteci, televizyoncu olarak hayatı boyunca emeğin ve özgürlüğün yanında yer alan bir siyasetçi olarak size ayrıyeten teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Eyvallah. Hazan bir şey de şey yapacağım. Genelde ben onu kaçırmışım şeyden de. Yani tek bir sıfat kullanmayı tercih ediyorum. Yani gazeteci olmayı. Ama ben sonuçta karşımdaki insan hem kitapları hem şair hem araştırmacı yazar. Birçok özelliği varsa ben onları telaffuz etmek istiyorum ama... Ben sevdiğim için söylüyorum. Şimdi ben ülkeyi bile gazeteci olmak için terk edenlerden bir tanesiyim. Onun için sevdiğim için söylüyorum. Yani size şey olarak demiyorum. Yok tabii ki. Yani sonuçta yani bu mesleki veya becerilerinizle ilintili ki ünvanlarınız tabii ki isminizin önüne geliyor ama siz toplumsal anlamda duyarlılığınızla kendinizi geliştirerek de Şükrü Yıldız olarak da kendinizi zaten ortaya koymuş, gerektiğinde bedel ödemeyi de göze alan bir insansınız. O kaçınılmaz.
Ben her şey için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir başka karalama defterinde buluşmak dileğiyle esen kalın dostlar.